Sayın Kurucu Onursal Başkanım, Sayın Turmop Genel Başkanım, Sayın İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanım, Gelir İdaresi'nin sayın temsilcileri, İSMO'nun çok sevgili kurul üyesi arkadaşlarım, Sayın İstanbul Mali Müşavir Odası temsilcileri ve temsilci yardımcıları, TESMER İstanbul Şubesi eğitmen arkadaşlarım ve siz değerli meslektaşlarım, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Geleneksel olarak düzenlediğimiz bir seminerde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü seminerimiz vergi ve muhasebe boyutlarında dönem sonu işlemleri. Seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere TURMOB Genel Başkanım Profesör Doktor Sayın Cemal Yüksel Hanım'ı davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Kurucu Onursal Başkanım, değerli Oda Başkanım, değerli yönetici arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, sizleri şahsım ve TÜRMOB kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 29 Eylül 2016'da Genel Başkan adayı olarak gönderdiğiniz Ankara'dan bugün karşınızda genel başkan olarak sizlere seslenmenin heyecanını bir o kadar da onur ve gururunu yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum İstanbul. Hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Bana ve arkadaşlarıma bize duyduğunuz güvene layık olmak için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın, kolları sıvadık, çalışmaya başladık. Bundan sonra hep birlikte mesleği yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımanın mücadelesini vereceğiz. Birlikteliğimizi bozmadan, beraber, dayanışma içinde tüm sorunların üstesinden geleceğimize ben ve arkadaşlarım gönülden inanıyoruz. Olaylara ve sorunlara iyi niyetle yaklaştığımız sürece farklı dünya görüşleri, çıkarlarımız ve siyaset yapma biçimimiz yerine ortak paydamız, meslek siyaseti üzerinde bütünleştiğimiz sürece başarılı olmamamız için hiçbir neden görmüyorum, görmüyoruz. Çeşitli ortamlarda belirttiğim üzere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müzakereci, uzlaşmacı ve mücadeleci bir yönetim anlayışı TÜRMOB'un temel değerlerinden olacaktır. Ve TÜRMOB yönetimi mesleki sorunların çözümünde, projelerin hayata geçirilmesinde, oda yönetimleriyle, kurullarla, delegelerle ve siz meslektaşlarla birlikte hedefine yürüyecektir. Değerli arkadaşlarım, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Her geçen gün sürüklendiğimiz belirsizlik ortamı yakın geleceği dahi planlamamızı güçleştiriyor. Dışarıya baktığımızda Orta Doğu'da savaş, Avrupa Birliği'nde sorgulanan yapı, ABD'de başkanlık seçimi ve Fed'in kararlarının olası dünyaya yansımalarıyla ilgili yorumlar konusunda güçlüklerle karşı karşıyayız. İçeriye baktığımızda siyaset alanındaki tartışmalar, sosyal hayatımızdaki sıkıntılar ki en büyüğünü ve en acısını kadınlarımız ve kızlarımız yaşıyor ne yazık ki. Sıradanlaşan ölüm haberleri, şehit haberleri, ekonomide belirsizlik, daralan iş hacmi,
döviz kurlarındaki gelişmeler, reel sektörde sıkılan kemer, likidite sorunu, kısacası yeni bir hikaye yazamamamız, yarına çocuklarımız adına umut verici bir tablo sergilemiyor. Bununla birlikte her şeye rağmen, ama gerçekten her şeye rağmen özgüvenimizi yitirmeyeceğiz ve geçmişte atlattığımız badireleri de hatırlayarak bu kaos ortamından çıkacağımıza olan inancımızı yitirmeden Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, birlikte yürümeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Değerli meslektaşlarım, TÜRMOP 100 bini aşkın bir topluluk ve ekonominin güçlü bir paydaşı. Güçlü ekonomi için güçlü bir mali müşavirlik kurumu önemli bir gereklilik. Mesleğimiz gereği üstlendiğimiz misyonun bilinciyle hareket ettik ve aynı şekilde devam ediyoruz. Devletin en önemli kaynağı olan verginin toplanması konusundaki görevimizle, kamusal bir misyon, öte yandan verdiğimiz hizmetlerle, iş dünyasına da mali raporlarla, müşavirlik hizmetleriyle değer sunuyoruz, yol gösteriyoruz. Bu sorumlulukların yanında mesleğimizdeki değişimi ve dönüşümü de görüyoruz. Proaktif bir strateji çizerek önceden hazırlanıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz ve elde ettiğimiz bu değeri iş dünyasında meslektaşlarımız olarak müşterilerimizle paylaşıyoruz ve hepimiz biliyoruz ki eğitime bu denli önem verip hayata geçiren başka bir kurum yok. Sürekli zorunlu meslek eğitimiyle yarına daha güvenle yürümek üzere hazırlık yapıyoruz. Yakın bir zamanda bu eğitimler mesleki gelişmemizin bir parçası olacak. Bunu hepimiz bilelim. Kalite temelli iş yapma biçimi mecburi meslek kararının hayata geçirilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde iş yaşamımıza yansıyacak değerli arkadaşlarım. Haksız rekabetle mücadele yazılım kararının uygulanmasında alacağımız konumla daha etkin olacağız ve hepimiz bilelim ki artık ücretle rekabet yerine kalite temelli bir rekabet ortamına geçmek TÜRMOP'un önemli projelerinden birisidir. Tabii zamana endeksli ücret tarifesi de bu bütünün bir parçası olacak. Hizmet pazarımız genişlemiyor, tam tersine belli ölçüde daralıyor. Ancak bununla beraber İş hayatındaki gelişmeler bize yeni iş ve uzmanlık alanları açıyor değerli arkadaşlarım. Ve biz meslektaşlarımızın bu açılım içinde donanımlarını arttırmak üzere TÜRMOP olarak odalarımızla beraber gerekli eğitimleri ve çalışmaları yapacağız. Ama şunu bilelim, bu konuda başarı kurumsallaşma ve ortak iş yapma kültüründe büyük ölçüde başarılı olabilmemize bağlıdır. Değerli meslektaşlarım, yapacak daha çok işimiz var, gidecek çok uzun bir yolumuz var. Sizden dileğim şu: ayrışma, mesleki dayanışmanın gücünü zayıflatır. Hırslarımızı, küskünlüklerimizi bir tarafa bırakarak ortak paydamız meslek siyasetinde bu taşın altına elimizi hep birlikte koyalım. Mesleğimizin de ülkemizin de ihtiyacıdır bu değerli arkadaşlarım. Ve ayrışmadan medet umanlara kesinlikle bu primi vermeyelim. Ne kadar el ele olursak, ne kadar yan yana durursak, ekonomideki paydaş olarak gücümüz, iş dünyasında da etkimiz o kadar yüksek olacaktır. Buna hepimizin yürekten inandığına kesinlikle tanığım. İstanbul Mali Müşavirler Odamız, TÜRMOP'un lokomotifi. Bu camianın üretim merkezi, strateji geliştirme merkezi. İstanbul Mali Müşavirler Odası bugüne kadar sadece İstanbul'a değil, tüm Türkiye'ye başta eğitim olmak üzere
verdiği hizmetlerle önemli katkılarda bulundu. 26 yıllık değerli dostum, kurucu onursal başkanım Sayın Yahya Arıkan'ın önderliğinde İstanbul Odası'nın bugüne kadar ekip olarak yöneticileriyle, hocalarıyla ve emektar eğitici meslektaşlarıyla verdiği katkılar dolayısıyla hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tanıdığım ilk günden itibaren de birlikte olmaktan, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum değerli dostum, İstanbul Mali Müşavirler Odamızın Başkanı Sayın Yücel Akdemir ve arkadaşlarının da bu bayrağı en iyi şekilde teslim alıp daha ilerilere götüreceklerine de yürekten inanıyorum. Bu vesileyle de ben tüm arkadaşlarıma başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ve herhalde Aralık ayında bir daha görüşme fırsatımız olmayacak. Bu vesileyle ben hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2017'nin ülkemize, bölgemize barış, huzur getirmesini diliyorum. Hep birlikte aydınlık günleri kucaklayacağımıza olan inancımla sizlere, şahsım ve TÜRMOP kurulları adına sevgi ve saygılar sunuyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Bugünkü çalışmalarda katkı verecek tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun. TÜRMOP Genel Başkanım Profesör Doktor Cemal Yükselen hocama konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Ve açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir'i davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Kurucu Onursal Başkanım, TÜRMOP'un çok değerli Genel Başkanı, odamızın değerli kurul üyeleri, değerli konuşmacılar, kamu kurum ve kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, sevgili meslektaşlarım, sizleri Oda Yönetim Kurulumuz adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz yorulduk, öyle başlamak istiyorum. Dışarıdan çok kolay gelebilir. Kamu, aftan gelen gelirlerin miktarını konuşuyor. Vergi mükellefleri büyük kolaylıklar sağladılar. Kimi matrah artırımında bulundu, kimi borçlarını taksitlendirdi. Ama sıkıntıyı biz çektik değerli arkadaşlarım. 1 Eylül'de başladı, 25 Kasım'da sonuçlandı. Gün oldu, kanunla tebliğ arasındaki çelişkileri tartıştık. Çözüm bulmak için uğraştık. Gün oldu, zamanla yarıştık. Gün oldu, bizim görevimizmiş gibi oturduk, tek tek müşterilerimizi ikna ettik. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Bedelini aldık mı değerli arkadaşlarım? Var mı aramızda bedelini alan? Yok. Derdimiz bedel miydi? Değil. Hep şunu ifade ettik. Kayıt dışı bir gerçek. Bu konjonktürde bu bir fırsat. Eğer ülkemize katkısı olacaksa, müşterilerimize faydası olacaksa, bizim üzerimize düşen bu konuda sorumluluklarımızı yerine getirmek ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bir şey mi istedik? Çok şey istemiyoruz değerli arkadaşlar. Tüm bu yaptığımız işlerin karşısında sadece bize biraz daha fazla değer verilmesini, sorunlarımızla yakından ilgilenmesini, bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Buna da hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Biz ayrı özel bir grubuz değerli arkadaşlar. Bu konuda bu af
bu ülkeyi çok ciddi olarak yakından ilgilendiriyor. Bütçeye ciddi katkısı var. Kamuda çalışanları bir kenara bırakıyorum. Eli taşın altında olan başka bir kesim var mı değerli arkadaşlar bu konuda? Bedel almadan bu konuda emek harcayan başka bir kesim var mı? Yok. Tüm işte bunların karşında sadece biraz değer verilmesini istiyoruz. Sayın Genel Başkanım birçok konuyu ifade etti. Şimdi önümüzde bir TÜİK var. Sayın Bakan açıkladı. TÜİK'ler kalkacak dedi. Bir protokol de imzalandı TÜİK ile Maliye Bakanlığı arasında. Şimdi TÜİK diyor ki, hayır diyor, bu protokol imzalandı ama ben bu protokolden istediğim verimi alamam. Bu protokolle de teknik olarak da benim aldığım istediğim verileri almak mümkün değil. Yine diyor aylık, dönemsel, yıllık olarak diyor meslek mensupları ve müşteriler bu diyor TÜİK verilerini doldurmaya devam edecek diyor. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil değerli arkadaşlarım. Bu yetmiyormuş gibi bir de şu anda bunu KDV beyannamelerine veya muhtasar beyannamelerine eklemenin peşindeler. Bir kere bunları yapmadan önce benim kamudan ricam şu, bunları yukarıya da ileteceğiz. Bir kere bilgisayarın başına otursunlar, bir imalat işletmesinde bir TÜİK formu kaç saatte dolduruluyor, kaç günde bu işin içinden çıkılıyor bir bakmalarını rica ediyorum değerli arkadaşlar. Bu taleplerimizi ileteceğiz. Ama ben sizlerden rica ediyorum değerli arkadaşlar. Mücadele ettiğimiz zaman herkes biliyor müşterinin bu işi 40 yıl uğraşsa da dolduramayacağını. Türkiye'de meslek mensuplarının haricinde bu formları dolduracak bir kesim var mı değerli arkadaşlarım? Yok. O zaman bunun adını koyacaklar, bedelini koyacaklar. Koymasalar bile ben sizlerden rica ediyorum. Hiçbir arkadaşım bunu yapmak zorunda değil. 3.000 liradan 5.000 liradan aşağı bunu almadan yapmayalım değerli arkadaşlarım. Yapmayalım. Eğer bizim sorunumuzun çözülmesine yardımcı olmuyorlarsa sorunu biz çözelim. Bu bizim hak ettiğimiz bir ücret. Kimseden bedava bir şey istemiyoruz değerli arkadaşlarım. Sizlerden ricam 2017 yılından itibaren bedelini almadan bunları doldurmayın değerli arkadaşlar. Ne bir böyle sorumluluğumuz var, kimse de bizi bu formları doldurma konusunda sorumlu tutamaz değerli arkadaşlar. Hiçbir yerde böyle bir şey yok. Bedelini alıp yapmak bizim görevimizse bedelini alıp yapmaya, yine bu ülkede ülkeye hizmet etmeye birlikte devam edeceğiz. Tabii sizlerle paylaşmak istiyorum. TÜRMOB'daki arkadaşlarımıza iletiyoruz. Onlar da iletiyorlar. Ama buradan tekrar seslenmek istiyorum. Canlı yayın da var. Bir defter tasdiklerini aşamadık değerli arkadaşlar. TÜRMOB Genel Sekreterliği yaptım. En az 5 defa Maliye Bakanlığı'na, 5 defa Gümrük Ticaret Bakanlığı'na ilettim. Anlatıyorum İstanbul'u. Diyorum ki, şirketin kuruluşunu ticaret sicile veriyoruz. Bilgisayarın başına geçiyoruz, oturuyoruz, bir gün, iki gün tescilini bekliyoruz. Tuzla'da bir Rom, 4'te tescil çıktı. Bana birinin anlatması lazım. Aynı gün ben bu defterleri nasıl tasdik ettireceğim değerli arkadaşlar. Sistem diyor ki, ticaret sicile gideceksin, tescil belgesi alacaksın, helikopter tutacaksın, 4'ten sonra Tuzla'daki notere yetiştireceksin diyor. Böyle bir anlayış olur mu değerli arkadaşlar? Gümrük Ticaret Bakanlığı suçu Maliye Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı öbür tarafa atıyor. Çok mu zor değerli arkadaşlar? Hangi kamu kurumuna görev düşüyorsa yerine getirsinler. Bakın yazar kasa kullanma bile açılıştan sonra bir ay içinde değerli arkadaşlar. Bir ay içinde. 3 gün, 5 gün, 1 hafta bize müsaade etsinler. Defter tasdikleriyle
devam etmek istiyorum. Her yıl aynı tartışma. Muğlak bir yasa. Yeni tescil belgesi getir, eski tescil belgesi getir. Bir taraftan şirketlerin genel kurullarının, açılışlarının, kuruluşlarının elektronik ortamda yapılacağını konuşuyoruz. Diğer taraftan noterlere basit bir yetki verip tasdik edilen firmanın ticaret sicilde kaydı var mı yok mu ekrandan gör, tasdik et demiyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır değerli arkadaşlar? Bunu çözemiyoruz. Israrla bir kez daha bu çağda İstanbul'un bir ucundan gidip ticaret sicillerden evrak alıp defter tasdik ettirmeyi ilkellik olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Versinler noterlere yetkiyi, tescil belgesini indirecekler, ekranda mı görecekler? Bu sorunun bir an önce çözülmesi, bu tartışmanın ortadan kalkması gerekiyor. Tabii hassasiyet biraz bizden kaynaklanıyor. Artık belki ileriki yıllarda şu defter tasdik ettirme işini kendi iş sorunlarımızı çözüp bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bizim sorunumuz değil değerli arkadaşlar. Aman mükellef zarar görmesin, aman kamunun vergi kaybı olmasın, vazife olmayan bir işle bu kadar hassas davranıyoruz. Dileğimiz bu konuda da bize yardımcı olunması. Tabii yeni bir döneme giriyoruz. Yeni dönemde ülkenin sıkıntıları ortada, konjonktür ortada, döviz kurları ortada, ücret tarifemiz ortada. Maliye Bakanlığı'na zaman endeksli ücret tarifemizi verdik. Ama maalesef ülkenin koşulları gereği bu dönemde Maliye Bakanlığımız oturup bunu değerlendirme fırsatı bulamadı. Dileğimiz en azından gelecek yıl zaman endeksli ücret tarifimizin değerlendirme, karşılıklı değerlendirme olanağı bulunup talebimize cevap verilmesi. Aksi halde bu tarife güncelliğini yitirdi. Bizim hiçbir ihtiyacımıza cevap vermiyor ama dileğimiz ülkedeki rakamları göz önünde bulundurarak en azından kayıplarımızı telafi edecek bir tarifenin bu sene yürürlüğe girmesi. 2017 görünüyor ki bu değişikliklerden dolayı yine 27 yıldır olduğu gibi 2017 bizim eğitim yılımız olacak. Bizim temel işimiz eğitim, aynı bu salonda olduğu gibi. Her türlü hazırlığımızı yaptık. Af döneminde sizi çok yormak istemedik. Afla yoğunlaştık. Çeşitli konularda SSK'dan tutun inşaata, dönem sonu vergi uygulamalarından vergi yargısına kadar eğitmenlerimiz hazırlandı. 2017'de hep birlikte yine Türkiye'de bir eğitim seferberliği, İstanbul'da bir eğitim seferberliği ilan edeceğiz. Türkiye'de TÜRMOP'la birlikte İstanbul'da da odamız olarak eğitimlerimizi yaygınlaştıracağız. Tabii sorunlarımızı, kendi içimizdeki sorunları da çözmemiz gerekecek. 2017'ye önümüze temel hedefleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine koymamız gerekiyor. Artık mesleğimiz tek başına yapılır meslek olmaktan çıktı. Sayın Genel Başkanım da söyledi. Artık bürolarımızda hiç olmuyorsa bir tane yol arkadaşımızın olması lazım, ruhsatlı meslek mensubunun. Aksi halde her gün ya bir arkadaşımız sağlığından oluyor, Allah göstermesin, ya da bir arkadaşımız vefat ediyor değerli arkadaşlar. Geride kalanlar mağdur oluyor. Bürolar perişan oluyor. Umarım bu konuyu bir kez daha 2017'de değerlendiririz. Tahsilatla ilgili bazılarımız farklı bakabilir. Çok ciddi bir sorunu çözdük. Tekrar buradan ifade etmek istiyorum. 2015'in sonunda yayınlanan, aklımda kaldığı kadarıyla 459 nolu tebliğe bakın. Tebliğ diyor ki muhasebeciler artık 7000 lirayı geçen ücretleri elden tahsil edemezler. Ve bize diyor ki sözleşmenizi düzenleyin. Düzenlemeyle birlikte diyor Aralık ayında, Ocak ayında banka talimatlarınızı alın. Kim sözleşme düzenlemiyorsa,
Kim banka talimatını vermiyorsa onunla iş yapmayın, beyannamelerini göndermeyin diyor tebliğ değerli arkadaşlar. Tebliği müşterilerimizle konuşalım. Bu tahsilat sorununuzu çözelim. Aksi takdirde hem kendimize hem mükellefe düzenlenen usulsüzlük cezalarından sorumluyuz. Sorumluyuz değerli arkadaşlar. Bu tebliği dikkatle okuyalım. Sizlerden ricam hep birlikte bunu çözelim. Yine birçok ilçe toplantısında söyledim. Sözleşmelerimizi muhtemelen son tarih Şubat'ın 28'i. Sözleşmelerimizi düzenleyelim. Yıllık veya birkaç yıllık olup olmadığına bakmıyoruz. Mutlaka sisteme girelim. Sözleşme yoksa alacak yoktur. Sözleşme yoksa iş yoktur. Sözleşmesiz iş yapmak bizi sıkıntıya sokuyor. Sizlerden ricam yıl sonunda Ocak ayında sözleşmelerimize bir kez daha bakalım. Verimli bir eğitim olacağına inanıyorum. Çok değerli konuşmacılarımız var. Çok farklı konulara değinecekler. Mutlaka temel konu dönem sonu ve dönem sonunda geleceğe ışık tutacak vergi uygulamaları, afla ilgili muhasebeleştirmeyi, diğer konuları da konuşacağız. Bundan sonraki toplantılarda da mesleki konuları konuşacağız. Ama bir şeyi daha unutmayacağız değerli arkadaşlarım. Unutmayacağız, 15 Temmuz'ları unutmayacağız. Şartlar ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bir de taraf olacağız. 15 Temmuz bir kez daha gösterdi ki, bugün bu ülkede farklı düşünceler bir arada yaşıyorsak, inançlarımızı yerine getirebiliyorsak, kadın erkek bu salonda oturuyorsak, bunların hepsini sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı demokrasiye, cumhuriyete ve laikliğe borçluyuz. Ve bu anlamda anlayışımız, düşüncelerimiz, inançlarımız, kültürle ne olursa olsun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cumhuriyetten, demokrasiden yana taraf olmaya hep birlikte devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bu düşüncelerle ben yeni yılda oda kurullarım adına hepinize sağlık diliyorum. Ailenizle birlikte mutluluk diliyorum. Ülkemizde barış ve huzur diliyorum. Bol kazançlar diliyorum ve seminerimizin başarılı geçmesi dileğiyle katılımınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve seminerimize, dönem sonu işlemleri seminerimize başlıyoruz. Ben oturum başkanım, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal İbiş hocamı davet ediyorum. Buyurun hocam. Ve konuşmacılarımız İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Usul Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdürü Selçuk Gürbüz. Yine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Sayın Murat Sever. Hoş geldiniz. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Volkan Demir. Yeminli Mali Müşavir İFA Yönetim Kurulu üyesi Sayın Zeki Gündüz. Hoş geldiniz hocam.
başarılı ve keyifli bir seminer olması dileğiyle sözü oturum başkanım Profesör Doktor Cemal İbiş hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, TÜRMOB'un Genel Sekreteri, İSMO Başkanım, İSMO Kurul Üyeleri, çok kıymetli meslek mensupları, ben de sizleri saygıyla selamlayarak bu semineri başlatıyorum. İspanya'da Real Madrid ile Barcelona arasında yapılan maçlara El Clasico deniliyor. İSMO'nun bu seminerleri bana onu hatırlatıyor. Biz her yıl bu salonda, benim hatırladığım herhalde 6-7 tane oldu, bu seminerleri yapıyoruz. Sayın İSMO Başkanım söyledi, İSMO'nun herhalde markası oldu eğitim. Bu seminerler de o markayı parlatan önemli bir eğitim, önemli bir sizler için seminerin ve bu seminerde bugün daha önce de yaptığımız gibi benim sol tarafımda görüyorsunuz maliyeden arkadaşlarım var. Sağ tarafımda bir akademisyen, hocam, kardeşim ve bir de yeminli mali müşavir var. Bugünkü seminer konumuz vergi ve muhasebe boyutuyla dönem sonu işlemleri. Semineri şu şekilde götüreceğiz. Öncelikle birinci bölümde, iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde her konuşmacı size daha önce dağıtılan programda olduğu gibi o sırada kendi konuşmalarını yapacaklar. Bir ara vereceğiz. Bir 15 dakika ara vereceğiz. Bu ara sizin her bir konuşmacıya soru sormak için bir fırsat olacak. Bunu değerlendirmeniz için arada ya size verilecek kağıtlar veya sizdeki kağıtlara lütfen kime soru soracaksanız ilgili kişiyi, konuşmacıyı belirterek ve sorunuzu da kısa, açık bir şekilde sorarak arkadaşlarım arada bunları toplayacak sizlerden. Topladıktan sonra biz onları tasnif edeceğiz. Her bir konuşmacımıza bu soruları vereceğiz ve aradan sonra yapacağımız ikinci bölüm oturumda her bir konuşmacımız sizlerin bu sorularını cevaplayacak. Bence seminerin özellikle ikinci bölümü çok önemli. Çünkü inanıyorum kafanızda bir sürü soru var. 6736 ile ilgili soru var. Muhasebede dönem sonu işlemle ilgili soru var. Efendim e-defter, e-beyanla ilgili dönem sonu soruları var. Muhasebe ile ilgili sorular var. Bence özellikle ikinci bölümde daha aktif olup burada sorularınızı sorup bunların cevaplarını lütfen alın. Ben konuşmacılara sözü vermeden önce de birkaç şey söylemek istiyorum. Dönem sonu işlemleri. Aslında işletmede dönem sonu işlemleri. Çünkü bizim dönem başı dediğimiz muhasebedeki dönemsellik kavramından hareketle ki 2016 için 1/1/2016 bir önceki senenin dönem sonu işlemlerinden yaptığımız çalışmalardan bir açılış yapıp dönem içerisinde işletmede gerçekleşmiş bütün işlemleri kayıtlara alıp mizanlarla doğruluğunu görüp değerlendirip 31 Aralık'a geldiğimizde genel fotoğrafı ortaya koyup genel geçici mizanı çıkardıktan sonra başlattığımız işlemler. Genel geçici mizanla birlikte muhasebede ya da işletmede hareketli bir çalışma başlıyor. Buna check-up diyebiliriz. Adeta işletmenin, yaşayan organizmanın, o yapının bir check-up'ını yapıyoruz. Ya da bizim yıl içerisinde yaptığımız işlemlerde muhasebeye öyle ya da böyle
yansımış ama düzeltilmesi gereken, sınıflandırılması gereken işlemleri bir yerde halının altına süpürdüğümüz tozları, gitmiş tozları halıyı kaldırıp temizlemek, halıyı çırpmak, adeta bayram temizliğini yapmak gibidir. Ve şunu biliyoruz, bilançoyu tanımlayan bazıları der ki, bilanço değer adı verilen taşlardan örülmüş bir yapıdır. Ve bilanço dönem sonu işlemleri olmadan düzenlenemez. Bir diğer de işte envanter ve değerleme işlemleri olmadan düzenlenemez. Bu temel kural. Dolayısıyla Aralık ayında biz check-up'ı muhasebeciler olarak işletmenin check-up'ını yapıp muhasebe dışı envanterde sayma, ölçme, tartma işlemlerini yapıp miktarları belirleyip sonra bunları değerleme ölçüleriyle paraya çevirip gerçeği ortaya çıkartıp bu gerçekle muhasebe kayıtlarındaki tutarları karşılaştırıp muhasebe kayıtlarının bir diğer de işte muhasebe içi envanterin muhasebe dışı envantere uyumunu sağladığımız bir çalışma. İyi bir check-up işletmede o güne kadar oluşmuş, o dönem içerisinde oluşmuş aksaklıkları, eksiklikleri, tıbbi deyimiyle hastalıkları, marazları ortaya çıkartan ve onların tedavisini yapan bir çalışmadır. Ya da bayram temizliğini iyi yaparsak biz evimizi misafirlerimize tertemiz açarız, gönül ferahlığı içerisinde misafirlerimizi ağırlarız. Bunu nasıl yapacağımızı biraz sonra dört konuşmacımız sizlere özellikle yönleriyle anlatacak. İlk söz Sayın Selçuk Gürbüz'ün. Sayın Gürbüz bize dönem sonu ve e-defter, e-beyan uygulamasında özellik arz eden konularla ilgili bir sunum yapacaklar. Ben kendilerini de sözü vermeden önce kısaca tanıtmak istiyorum. Selçuk Gürbüz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürü'dür. 1979 Mersin doğumlu, 2001 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi Derneler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun. 2002 yılında Maliye Bakanlığı'nda göreve başlamış. 2004-2010 arası Adana ve Mersin'de gelir uzmanı olarak görev yapmış. 2010'da İstanbul'da Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak atanmış, Beyoğlu Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı ve Beyoğlu Mecidiyeköy Denetim Koordinatörlüğü yapmış. 2014'te Vergi Dairesi Müdürü olarak atanmış. 2014 Mart ayından itibaren de usul müdürü olarak görev yapmaktadır. Şimdi söz Sayın Selçuk Gürbüz'ün. Buyurun lütfen. Sayın Türmop Başkanım, Sayın İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanım, değerli katılımcılar ve saygıdeğer konuklar, hepinize ben de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı adına hoş geldiniz diliyorum. Bilindiği üzere 6736 sayılı kanun kapsamında hem sizler hem bizler yoğun bir çalışma döneminden geçtik. Rahatladık mı derseniz rahatlayamadık. Hem bu kanunun bazı mükellefler açısından getirdiği bir takım sıkıntılı işlerin devamı, onların çözümü yönünde uğraştığımız konular var. Hem de bizim açımızdan zaman aşımı dönemi yine hızlı bir şekilde devam ediyor. Sizin açınızdan da yine dönem sonu işlemleri kapsamında maliyecilerin ve muhasebecilerin kaderi olan sürekli böyle bir son dakikaya endeksli bir hayatımız var bildiğiniz gibi. Her işin kendine göre bir şey var. Biz de işimizi seviyoruz, severek yapıyoruz. Sizin de öyle olduğunu düşünüyorum. Bugün e-defter ve e-beyan hususunda özellik arz eden konular başlıklı bir bölüm anlatacağız. Tabii e-defter, e-fatura konusunda biz taşra teşkilatı olarak direkt sorunların çözümü anlamında
Çok yardımcı olamıyoruz çünkü bu direkt mükellefle gelir dairesinin ilgili 33. şubesi arasında geçen bir husus. Ama özerge taleplerinden ya da çeşitli başvurulardan başkanlığımıza intikal eden, çözümünü bildiğimiz özellik arz eden konuları burada iletmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü sunumda uzun uzun hedeflere fatura nedir diye anlatmayacağız. Çünkü zaten geçen sene anlatmıştık ve mükelleflerin önemli bir bölümü 454 nolu vergi usul kanunu tebliğiyle zaten hedeflere fatura uygulaması kapsamına alınmıştı. Kısaca hedefler nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız, vergi usul kanunu veya Türk Ticaret Kanunu'yla uyumlu, yasal defterlerin elektronik ortamda da tutabilmesine olanak sağlayan bir sistem, tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan bir elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlıyoruz. Neden e-defter sistemine geçtik? Uluslararası standartlara uyum sağlamak, kağıt yükümlülükleri ortadan kaldırmak, ticari hayata yeni açılımlar kazandırmak, kağıt süreçleri ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek, uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak, elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak ve vergiye gönüllü uyumu sağlamak hedeflerimiz arasında. Kimler defter tutabilir? Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri bildiğiniz gibi. Gerçek kişiler için elektronik imza veya mali mühür ve uyumlu yazılım gerekiyor. Tüzel kişiler için de mali mühür ve uyumlu yazılım gerekiyor. Evet, bildiğiniz gibi YMV defteri ve defteri kebiri elektronik ortamda tutuyoruz. Elektronik imza ve mali mühür bize neyi sağlıyor? Kaynağı gösteriyor, değişmezlik ve bütünlük sağlıyor. 6102 sayılı kanunun 65. maddesinde defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır hükmü var. Bu hüküm doğrultusunda bir sistem kuruldu. E-defter standardı XBRL dediğimiz genişletilebilir işletme raporlama dilinde yazılıyor. Uluslararası bir standarttır, bir finansal raporlama dilidir ve genişletilebilir özelliği vardır. Evet, iş süreçlerine baktığımızda mükellef tebliğde belirlenen şartlar ve XBRL formatında aylık defterini hazırlıyor arkadaşlar. Gerçek kişiler e-imza veya mali mühür ile, tüzel kişiler mali mühür ile imzalıyorlar. Onaylanan defterin imza mühür değeri alınıyor. Daha sonra e-defterin imza mühür değerini taşıyan e-defter beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e-imzalanır ve mühürlenir. E-defter uygulamasına e-imza ve mali mühür ile girilir. İnternet üstünden e-defter beratı uygulamaya yüklenir. GİP uygulamadan gelen e-defter beratını kendi mühürüyle onaylar. Bundan sonra da mükellef e-defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder. E-defterin denetime yansıması nedir? İş denetim ve hesap verebilirliği sağlar. Denetime girdi sağlama fonksiyonu vardır. Elektronik kayıtların orijinal biçimiyle geleceğe taşınması, kayıtların güvenliği, değiştirilememesi, inkar edilememesi ve kayıtlara hızlı ve uzaktan erişim imkanı sağlamaktadır. E-berat nedir? Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve başkanlık mali mühürü ile onaylanmış elektronik bir dosyadır. E-berat. Elektronik defterlerin normal defterlerden muhafaza ve ibraz anlamında bir farkı yok. İstenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratlar ile birlikte muhafaza edilmek zorundalar. Evet, birkaç özellik listesinden bahsedeceğim burada. Mükelleflerin e-defterlerinde kullanacakları ünvan, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer aldığı biçimde kısaltma yapılmaksızın eksiksiz biçimde yazılmalıdır. Eğer şubeli defter oluşturmak istiyorsanız, bu alan çoklanmalı ve sırasıyla kurum ünvanı, şube ismi, şube ne o şeklinde bilgiler de eklenmelidir. E-defterde hesap dönemi mali yılın başlangıç ve sonunu ifade eder. Hesap dönemine ait tarihler bir hesap dönemi içerisinde oluşan tüm defter parçalarında aynı olmalıdır. Evet, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir bir işletme için defter oluşturuyorsa bu durumda ünvan ve ad soyad yazılacaktır. Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa bu alana işletmenin muhasebe bölüm yetkilisinin ünvanı ve adı soyadı yazılacaktır. Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa sözleşme bilgisi alanına tire işareti konulmak suretiyle geçiyoruz. E-defterde oluşturma tarihinden kastımız bu defterin oluşturulduğu tarihe tekabül etmektedir ve herhangi bir şekilde bu tarih üzerinde bir değişiklik yapılmamalıdır. Evet.
E-defterde dönem başlangıcı sonu, bir defter parçasının kapsadığı dönem başlangıcını ve sonunu ifade etmektedir. Oluşturulan defter parçasının kapsadığı tarih aralığının başlangıcı ve sonu yazılmalıdır. Evet, giriş yapan kişi bilgisi. YMY kaydını oluşturan operatör bilgisine yer verilecektir burada. YMY kaydını yapan kişiler kurum içerisinde yetkilendirme ile belirlenebilir. Bu sorumluluk firmanın kendisinde. Bu alana kişi adı yerine kullanılan otomasyon sistem tanımlamaları da yazılabilir. Ancak herhangi bir durumda arka planda asıl kaydı yapan kişi bilgisinin de yetkililere detaylı olarak verilmesi konusunda kullanıcılar sorumlu olacaktır. Evet, YMY tarihi muhasebe kaydının yapıldığı günün tarihini ifade etmektedir bildiğiniz gibi. YMY tarihi ile söz konusu muhasebe kaydına esas belge üzerinde yer alan tarihler aynı olmak zorunda değildir. Belgelerin muhasebe kaydının yapılması ile ilgili süreler vergi usul kanununda belirlenmiş olup bu sürelere uyulması zorunludur. Evet, bu önemli bir konu, belge tipi. Evet, ticari defterlere ilişkin tebliğde her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları yazılmalıdır hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda e-defterde sayılan belge türleri çek, fatura, müşteri sipariş belgesi, satıcı sipariş belgesi, senet, navlun, makbuz belge tipleri kullanılmak zorundadır. Muhasebe kaydının dayandığı belge bu belgelerden herhangi biri değilse diğer adır belge tipinin seçilmesi ve söz konusu belgenin tarih, sayısı ve adının da yine açıklama kısmına yazılması gerekmektedir. E-defter uygulamasında faturalar 18 belge tipi başlığında açıklandığı gibi kılavuzdaki her bir fatura ayrı bir YMY maddesinde olacak şekilde kaydedilmelidir. Ancak e-arşiv kullanıcısı olmak şartıyla abonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri doğrudan bu grup dışında yer almakla birlikte çok fazla fatura düzenleyen mükellefler başkanlıktan izin alarak e-arşiv kapsamında düzenledikleri ve gelir dairesine başkanlığına ilettikleri e-arşiv raporunu bir YMY maddesine kaydedebilirler. Bu kayıtta belge tipi adır, belge açıklaması e-arşiv raporu olacak. Bu raporun numarası ve tarih bilgisinde YMY maddesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak düzenlenen ve arşiv raporu olarak başkanlığa iletilen faturalar haricindeki diğer faturaların mutlaka 18 belge tipi başlığında açıklandığı şekilde kaydedilmesi zorunludur. Evet, banka işlemlerinde bildiğiniz gibi muhasebe kaydının esas belge dekonttur. Dekontların e-defter uygulamasında belge tipi adır, belge açıklaması dekont olarak kaydı yapılır ve dekontun yine numara ve tarihi girilir. Ancak dekont üzerinde belge, numara, tarihi yok ise kullanılan muhasebe programının söz konusu işleme vermiş olduğu tarih ve numara, belge numarası ve tarih olarak yazılabilir. Eğer bankaya ait işlemler dekont bazında tek tek muhasebeleştirilemiyorsa, bu banka işlemleri günlük olarak banka banka ayrıştırmak suretiyle her bir bankadan yapılan işlemler birer muhasebe fişine işlenebilir. E-defterde bu kaydı esas olarak muhasebe fişi gösterilir. Bu muhasebe fişi e-defter uygulamasında yine belge tipi adır, belge açıklaması muhasebe fişi olarak kaydı yapılır ve fişin numarası ve tarihi girilir. Masraf listesine bakalım. Gün içinde işletmenin ya da personelin yapmış olduğu giderlere ilişkin alınmış belgeler teknik kılavuzda sayılan belgelerden biri ise mutlaka belge tipi kılavuzda belirtildiği gibi yazılacaktır. Eğer yapılan giderle ilgili belge tipi sayılan 7 belge tipinden biri değil ise bir masraf formu oluşturulup e-defter uygulamasında belge tipi adır ve belge açıklaması masraf formu olarak kaydı yapılır. Z raporuna bakalım. Evet, ödeme kaydı cihazlar kullanmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara ait gün sonu raporlarının esas itibariyle ayrı ayrı muhasebe defterlerine kaydı gerekmekte. Ancak aynı işletmede birden fazla ödeme kaydı cihazın kullanılması durumunda gün sonunda her bir yazar kasadan alınan Z raporlarının günlük olarak bir icmale bağlanıp muhasebe kaydında yine belge tipi adır ve belge açıklaması Z rapor icmali olarak kaydı yapılabilir. Çeklere bakalım. Evet. E-defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge tiplerinde olduğu gibi her bir çek belgesinin de ayrı YMY maddesine kaydedilmesi esastır. Ancak çek bodrosuyla da kaydı mümkün olduğundan e-defter uygulamasında da bu bodrolar üzerinden aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla birden fazla çek aynı YMY maddesinde kaydedilebilir. E-defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge türlerinde olduğu gibi her bir senet belgesinin de aynı YMY maddesi, ayrı YMY maddesinde kaydedilmesi esastır. Ancak senet bodrosuyla da kaydına izin verilmiştir. Aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla birden fazla senet aynı YMY maddesine kaydedilebilir. Senet bodrolarında senetlerin detayları yer almak zorundadır. Bu senet bodrosu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza mali mühürü de elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Evet, firmalar çalışanları için aylık olarak oluşturacakları ücret bodrolarını e-defter uygulamasına aktarırken tüm personel için oluşturulan bodroları bir listeye bağlayıp
Yine belge tipi adır ve açıklama kısmına ücret bordrosu icmali olarak kayıtlarını yaparlar. Yine firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza mali mühürüyle elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlediği belge bildiğiniz gibi serbest meslek makbuzudur. Yalnız bu serbest meslek makbuzunu hedefler uygulama kılavuzundaki makbuz resipt ile karıştırmamak gerekiyor. Serbest meslek makbuzu sayılan belgeler arasında yer alan bir belge olmadığı için belge tipi adır ve belge açıklaması serbest meslek makbuzu olarak kaydı yapılır ve numara ve tarih girilir. Hedefler uygulama kılavuzunda dönem başlangıç bitiş tarihleri ile hesap dönemine ait tarihlerin birbirinden farklı olduğuna dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Hesap dönemi sonuna 4 hane yıl, 2 hane ay ve 2 hane gün olarak hesap döneminin bittiği tarih yazılacaktır. Bir hesap dönemi içerisinde oluşan tüm defter parçaları aynı olmalıdır. Elektronik defter genel tebliğinde bildiğiniz gibi gerçek kişiler elektronik defterlerini ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühürlü imzalar. Yani Ocak ayının defteri Nisan sonuna kadar. Tüzel kişiler için de aynı şey geçerli. Yalnız hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar onaylanabilir. GİP e-defter uygulamasına ilgili aya ait defterlerin beratı gönderildikten sonra o aya ait muhasebe kayıtlarında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. E-defter kayıt hatalarında defterin yeniden açılışı için izin verilmemekte olup söz konusu düzeltmenin bir sonraki cari dönem içinde yapılması kabul edilmiştir. Burada da mükellef ya ters kayıt ile ya da diğer muhasebe uygulamalarına göre kaydını düzeltmesi gerekiyor. Örneğin Nisan ayı içinde hatalı kayıt yapan mükellefin düzeltme yapabilmesi için sistem açılmamaktadır. Mükellef söz konusu hatayı ancak bir sonraki dönem içinde düzeltecek. Tabii burada bir izin de verilmiş, ona bakalım. Bulunduğu ay içerisinde e-beyannamenin düzeltmesini gerektirecek şekilde önemli bir hatanın yapılması halinde, yani defterini eksik göndermiş olabilir, yemeye maddelerinde hata yapmış olabilir, gelir dersi başkanının sistemin açılması için mükelleften yeminli mali müşavir raporu, yazılım firmasınca hazırlanan teknik rapor, mükellef taahhütnamesi, yani herhangi bir belge incelemesinin olmadığı veya konunun dava konusu edilmediği hakkında bunları istiyor. Mezkur belgelerle birlikte talebi inceleyen gelir dersi başkanı uygun gördüğü takdirde sistemi yeniden açabiliyor. E-defterlerde kesinlikle ay atlanmamalıdır. E-defter beratı gibi yüklenirken kesinlikle atlanmıyor diyoruz. O ayda hiçbir yemeğe kaydı olmasa bile boş aya ait deftere mali mühür vurulmalı. İlgili dönem berat ise GİP sistemine yüklenmeli. Aksi halde o ayın e-defteri hiç tutulmamış ve geçersiz sayılır. Berat silme işlemiyle ilgili geçen sene bildiğiniz gibi gelir dersi biraz esneklik sağladı. Mükelleflerimiz oluşturdukları e-defterlerde yaptıkları teknik ya da muhasebe hataları nedeniyle yeniden oluşturma gereği duymaları halinde yasal yükleme süresi içinde, yani Ocak ayının Nisan sonuna kadar yüklüyorduk. O süreyi geçirmeden e-defter uygulaması içinden daha önce yükledikleri berat dosyalarını silerek yeniden berat yüklemesi yapabilirler. Ancak bu gerçek bir silme işlemi olmadığından gerekli hallerde ibraz edilmek üzere hatalı defter ve beratların da yine muhafaza edilmesi gerekiyor. Evet. Bildiğiniz gibi işte ilgili ayet defterler 3. ayın sonuna kadar onaya sunulmalıdır dedik. Ancak bu kural yetkili mercilerce söz konusu defterlerin ibrazının istenmesi halinde geçerli değildir. Yetkili mercilerce defterlerin ibrazının istenmesi halinde 3 aylık yasal süre beklenmeden mükelleflerce berat dosyaları başkanlık sistemine yüklenmeli ve ondan sonra ibraz edilmelidir. Yani bir vergi müfettişi defteri istediği zaman benim daha vaktim var, Nisan ayının sonu gelmedi, Ocak ayını vermem gibi bir husus yok. Hemen yüklüyorsunuz beratınızı gelir hesap sisteminde ve ibraz ediyorsunuz. Vergi müfettişlerinde de defter doğrulama diye bir program kullanıp o defterin zaten doğruluğunu teyit ediyorlar. Evet. E-defterlerini oluşturan ve berat dosyalarını hazırlayan mükelleflerimizin yasal sürenin sonunu beklemeden yüklemeleri, son dönemde yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek sorunların önüne geçecek ve mükelleflerinizin yaşayabileceği olası mağduriyeti engelleyebilecektir. Bu açıdan e-defterlerini yasal sürenin sonunda ancak oluşturabilecek olan mükelleflerimize berat dosyalarını tedbiren zaman damgalı olarak imzalamaları başkanlığımızca tavsiye olunmaktadır. Defterdeki imzalar ile GİP beratı uyumlu olmaz ise bu ne anlama geliyor? E-defterdeki imza ile GİB'e yüklenen berat bilgileri birbiriyle uyumlu değilse bu defterinizin noter tasdik yaptırılmamış gibi, yani hiç tutulmadığı anlamına gelir. E-defteriniz üzerindeki bilgilerle GİB beratı üzerindeki şirket ünvanı, vergi kimlik numarası ve benzeri mutlaka birbiriyle aynı olmalıdır. Mali mühür imzaların geçerlik süresi dolmuş mu? İmza doğru yere atılmış mı? İncelenen defter ve berat görüntülemesi bilgileri GİB'deki berat dosyası onayından farklı mı? Defterler uygun bir makinede rahatlıkla görüntülenebiliyor mu? Ve benzeri soruların yanıtlarını teyit edecektir.
Defterlere kayıt işlemleri bildiğiniz gibi aylık olarak bitirilmekte olup Aralık ayı işlemleri de bu ay içinde bitirilmeli. Ayrıca yıl sonu kayıt düzeltme işlemleri de yine Aralık ayı sonu itibariyle bitirilmelidir. Dolayısıyla hedeflere ilişkin olarak her bir ay kendi içerisinde bir dönem sonu olarak değerlendirilebilir. Yıl sonu kayıtları kağıt defteri nasıl tutuluyorsa e-defter de aynı şekilde tutulacaktır. Yani e-defter biraz teknik bir konu. Aslında şey anlamında, mevzuatsal anlamda kağıt defterden hiçbir fark yok. Orada ne yapıyorsunuz? Burada da onu yapıyorsunuz. E-deftere tabi olan mükelleflerin Ocak ayı içerisinde yeniden e-deftere başvurmaları gibi bir yükümlülük bulunmamakta olup kullanmakta oldukları defterleri yine kullanmaya devam edeceklerdir. Her Ocak ayından itibaren yevmiye maddesi birden başlayacak şekilde bildiğiniz gibi oluşturulacak. Eğer hesap dönemi başında e-defter uygulamasına başlandıysa, yani 1 Ocak'ta zaten e-deftere geçmiş durumdaysanız, önceki hesap dönemine ait kağıt defterlerin kapanış tasdiki, Türk Ticaret Kanunu'na göre belirtilen yasal süreler içerisinde yapılmalıdır. Yani 2016'da e-defterde değildim ama 2017'de olacağım. Onu anlatıyoruz burada. Bu süre Türk Ticaret Kanunu'nda izleyen faaliyet döneminin 6. ayının sonuna kadar şeklinde belirtilmiştir. Kağıt defterin kapanış tasdiki. Eğer hesap dönemi içerisinde, yıl içinde e-defter uygulamasına başlandıysa, e-defter uygulamasına geçilmeden önceki tarihlere ait kağıt defterlerin kapanış tasdikinin hangi süreler içerisinde yapılacağı yine 2 nolu elektronik defter genel tebliğinde belirtilmiştir. Bu süre elektronik defter tutmaya başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içinde eski defterlerine ait kapanış tasdikini yaptıracaklardır. Bu yıl içinde başlayanlarla alakalı. Kapanış onayı dediğimiz gerçek ve tüzel kişiler için elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayının beraatinin alınması kapanış onayı yerine geçecektir. Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beraatı da yine açılış onayıdır. Evet. Burada bir sorumuz var. E-fatura e-defter uygulamalarına tabi limite şirket 18-12-2014 tarih itibariyle nevi değişikliği yapmak suretiyle anonim şirkete dönüşmüş. Mali mühür henüz anonim şirket olarak kullanıma açılmadığından e-faturalar eski ünvana ait mali mühür ile alınıp gönderilmektedir. Düzenlenen e-faturaların açıklama kısmında yeni ünvan ve vergi kimlik numarası yazılabilmekte ancak taraflarına düzenlenen alış faturalarına müdahale edilememektedir. İlgili şirketin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Bildiğiniz gibi ünvan değişikliğini veya nevi değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni ünvana uygun sertifika mali mühür başvurusu yapılması ve nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile posta yoluyla gelir dersi başkanına iletiyorsunuz. Yeni mali mühür temin edilene kadar e-fatura defter uygulamasından eski ünvanına ilişkin olarak düzenlenen mali mühürün kullanılması ve bu süre içinde düzenlenen e-faturalarda yeni ünvan ve vergi kimlik numarası bilgilerine faturanın açıklama alanında yer verilmesi imkanı tanınmıştır. Öte yandan kesilen faturada yani tarafınıza kesilen faturada açıklama alanına bu bilginin yazılmamış olması gerekirse fatura tipine göre red veya harici yollar ile faturaya itiraz etmeniz gerekiyor. E-fatura ve defter uygulamasına tabi limite şirket, işte az önceki örnekte olduğu gibi 18 Aralık tarihi itibariyle nevi değişikliği yapmış, anonim şirkete dönüşmüş veya BS formlarının Aralık ayına ilişkin nasıl verecek? Limite şirkete dönüştüğü tarih itibariyle yani devrin gerçek yani 1 Aralık'tan 18 Aralık'a kadar limite şirket adına 18 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar da anonim şirket ünvanıyla veya BS formlarının verilmesi gerekiyor. E-faturada dönem sonuyla ilgili çok farklı bir işlem yok. Sadece seri numarasının güncellenmesinin mükellefler tarafından yapılması gerekmekte. Sistem tarafından otomatik güncelleme yapılmıyor. Sene başında seri numaralarını güncelliyoruz. Evet, bunları arkadaşlar geçelim. Sözleşmenin elektronik ortamda bildirilmesi bildiğiniz gibi 30 gün içinde. İptal fesih gibi durumlarda 15 gün içinde bildiriyorsunuz internet vergi dairesi kanalıyla. Sözleşmelerin düzenlenmesinde süresinin sona ermesini, iptal ya da feshedilmesine ilişkin bilgi girişleri gelir derse başkanının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise gelir derse başkanca verecek ek sürede bilgi girişleri yapılabilecektir. Böyle bir durumla karşılaştınız. Dediğim gibi özellikle teknik sorularınız için burada telefon numaralarını verdim zaten Ankara'daki 33. şubede ilgileniyor arkadaşlar. Buradan arayıp ulaşabilirsiniz. Sunumu da bırakacağım zaten. Teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Teşekkürler. Sayın Selçuk Gürbüz'e biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dönem sonu e-defter, e-beyan uygulamasında özellik arz eden konular hakkında bize çok detaylı, yararlı bilgiler verdi. Tabii ben size burada bir pas atacağım. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa
Lütfen yazmaya başlayın. Arada toplayacağız ve Sayın Selçuk Gürbüz bu soruları cevaplandıracak. Sayın TÜRMOP Genel Başkan Yardımcım Masih Yontan, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Efendim, şimdi sırada ikinci konuşmacımız var. Sayın Murat Sever, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü Vergi Daire Müdür Yardımcısı. Murat Bey de bize dönem sonu e-defter, e-beyan uygulamasında özellik arz eden konular hakkında bir sunum yapacaklar. Yine size hemen pasımı atayım. Lütfen iyi dinleyin. Dinlerken de sorularınız varsa o sorularınızı hazırlayın. Arada alacağız ve bu konuşmacılarımız cevaplandıracaklar. Ben Murat Bey'e de söz vermeden önce kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. Murat Sever 1969 doğumlu, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergisi Grup Müdür Yardımcısı, 6183 konusunda yayınlanmış makalleleri var. Amme Alacaklar alanında yayınlanmış bir ortak kitap çalışması mevcut. İktisat tarihi alanında yayınlanmış Ahmet Hamdi Başer ve İstanbul Tüccar Derneği adlı kitap çalışması var. Yazar tarafı da var. Bu kitapları da tavsiye ediyoruz. Alın lütfen makaleleri, kitapları okuyun. Ben sözü Sayın Murat Sever'e veriyorum. Buyurun Murat Bey, söz sizin. Sözlerime başlarken değerli başkanları, değerli meslek mensuplarını, konukları, kurumun ve şahsın adına en içten saygılarımla selamlıyorum. Çalıştığımız müdüriyet konusu itibariyle Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü dönem sonu işlemleri açısından bakıldığında direkt bir sorunla karşılaşmasak dahi sıklıkla özelgeler bazında özellikle karşılaştığımız sorunlardan derlediğimiz bir sunum hazırladık. Umarım faydalı olur. Hem kurumlar vergisi hem gelir vergisi açısından ortak paydamız malum ticari kazanç. Ticari kazanç kendi arasında malumunuz yine ikiye ayrılır. Esnaf muafından yararlananlar ve gelir vergisine tabi olanlar açısından. Gelir vergisine tabi olanlar açısından yine ikiye ayrılır. Gerçek usul ve basit usul olmak üzere. Gerçek usulde yine bildiğiniz üzere işletme ve bilanço esasında kendi arasında ayrılmakta. Ticari kazançta arkadaşlar öncelikle iki temel ilkemiz var. Dönem sonuna da sirayet eden malumunuz olduğu üzere dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası ilkesi. Tahakkuk esası ilkesi arkadaşlar gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin hukuken tekemmülü anlaşılıyor. Dönemsellik de sizin de çok iyi bildiğiniz gibi sınırsız olan işletmelerin ömrünün belli dönemlere ayrılması, gelir ve giderlerin ilgili dönemlerle ilişkilendirilmesi anlaşılıyor. Dönemsellik ve tahakkuk esası ilkesi açısından sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan, özelgelerden örnekler vermek istiyorum. Örneğin satılan mal ve hizmet bedelinin çeşitli sebeplerle yıl içinde tahsil edilememesi durumunda nasıl bir işlem yapılacak? Burada arkadaşlar vergi usul kanunu malumunuz 200 şüpheli veya değersiz alacak olarak değerlendirip ilgili döneme esas alacağız, dikkate alacağız ilgili dönemde. Yine benzer özelgelerden derlediğimiz sinema filmleri ve televizyon dizileriyle ilgili satışlarda nasıl bir işlem uygulanacak? Burada da arkadaşlar kiralama olarak değerlendiriyoruz biz bunu kurum olarak. Peşin olarak tahsil edilen bedeller tahakkuk ve dönemsellik ilkesi gereği ilgili olduğu dönemin kazancının tespitinde dikkate alınıyor.
Benzer şekilde peşin tahsil edilen hizmet bedellerinin hangi dönem geliri sayılacağı hususu var. Burada yine vergi usul 287. maddeye göre mukayyet değeriyle değerlendirilip ilgili dönemde pasifleştirilmek suretiyle dikkate alınması gerekiyor. Yine piyasada sizlerin sıklıkla karşılaştığı inşası devam ederken satılan dairelerin durumu var. Burada arkadaşlar tahsil edilen bedeller avans olarak değerlendiriliyor. Bu avans dairelerin nihai satışında dairenin satıldığı dönemin kazancı olarak beyan ediliyor. Mevcut döneme ilişkin hizmete ait bir fatura sonraki dönemde düzenlenmesi durumunda ne yapacağız? 2016 yılının faturasının 2010 yılında düzenlendiğini varsayalım. Burada arkadaşlar birkaç husus var. Öncelikle fatura içerisindeki hizmetlerin fiilen verilmiş olması gerekiyor. Mükellef kurumun kurum kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle illiyet bağının olması gerekiyor. Faturada yer alan bedele ilişkin hizmetlerin tamamının dönemsellik ilkesi gereği 2016 döneminin kazancıyla ilgili olması gerekiyor. Bu koşullar altında fatura sonradan kesilse bile yine 2016 yılının gideri olarak değerlendirmek gerekiyor bu tip durumlarda. Peki bunu beyannamede nasıl göstereceğiz? Kurumlar vergisi beyannamesinde arkadaşlar zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler kısmı var. Orada indirim ve diğer indirim ve istisnalar satırına açıklama girerek indirim konusu yapılması mümkün. Yine hesap dönemi kapandıktan sonra benzer şekilde gelen faturalar var. Bunlar açısından nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunları da arkadaşlar 2016 yılının kurum kazancının testine dikkate alacağız. Yukarıda bahsettiğim zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler bölümündeki diğer indirim ve istisnalar satırına açıklama girmek suretiyle işlem yapacağız. Kiralama dönemi Aralık ayı içerisinde başlayan ve bir sonraki hesap dönemine sarkan iktisadi kıymetlere ilişkin kiralama işlemleri yine benzer şekilde arkadaşlar. Burada yine tahakkuk ve dönemsellik ilkesini esas alacağız. Kurum tarafından mevcut döneme ilişkin kira bedelinin sonraki dönemde ödenmesi durumu var. Burada arkadaşlar yine dönemsellik ilkesi gereği dikkate alıp değerlendireceğiz. Zaman kısmından dolayı biraz hızlı gidiyorum, kusura bakmayın. Mevcut dönemde ödenen, sonraki döneme de sirayet eden sigortaların poliçe bedelleri nasıl giderleştirilir? Bu durumda arkadaşlar, bu genelde karşılaştığımız kasko sigortaları, zorunlu trafik sigortaları ve benzerleri, 2016 yılında tamamen ödenmiş olması halinde, 2016 yılına ait olan bölümünün 2016 yılına ilişkin gider olarak kaydedilmesi, sonraki yıla ait olan bölümlerin ise gelecek yıla gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Diğer bir husus, geçmiş yıllara ilişkin olarak ödenmemiş olan idarece resen tarih edilen ruhsat harçları var. Burada arkadaşlar ruhsat harcının tahakkuk edilip ödendiği dönemde gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Bizim sıklıkla karşılaştığımız dönemsellik ve tahakkuk esaslı ilkesi kapsamında özelgelerimizden sunacaklarım bunlar. Yeni bir başlık, ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler. Burada dönem sonu malumunuz önem arz ediyor dönem sonunda bu hususlar. Yine bilindiği üzere gelir vergisi kanun 40. maddesinin 1. fıkrasında genel giderler diye geçer. Genel giderlerin arkadaşlar kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesiyle amacıyla yapılmalı. Karşılığında sabit kıymet iktisap edilmemeli. İktisadi işletmenin maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerden olmamalıdır. 40. maddenin 1. fıkrasının malumunuz parantez içi hüküm var. Götürü gider. Götürü gider indirilebilmesi için arkadaşlar yine malumunuz olduğu üzere ihracat,
İnşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyeti olmalı. Yurt dışında elde edilen bir döviz olarak elde edilen bir gelir olmalı. Bu durumda biz bu gelirin 1/5'ini indirebiliyoruz. Burada nelere dikkat edeceğiz? Herhangi bir belge ibrazına gerek yok. Bu götürü giderin indirilmesi mükellefin genel olarak beyan ettiği diğer giderlerinin tevsikine ayrıca engel değil. Türk lirasıyla yapılan ihracat hasılatı götürü gider kapsamında değil, Kıbrıs hariç burada. Yine 11'e 1C kapsamında malumunuz olduğu üzere ihraç kaydıyla mal teslim edenler yararlanamıyor bundan. Başkaca önemli bulduğumuz, yine dar mükellefler yararlanabiliyor. Taşımacılıkta başlangıç veya bitiş noktası veya her ikisi yurt dışında olmalı diye kısaca değinmek isterim. İndirilebilecek giderlere devam ettiğimizde İAŞ, İBATE, tedavi giderleri, sigorta primleri, yine hepinizin malum olduğu üzere sigorta primlerinde özellik arz eden durumlar var. 5510 sayılı kanun 81. maddesi uyarınca hazinece karşılanan prim tutarları var. Bunlar mükelleflerimiz açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamıyor. Yine fiilen ödenmeyen prim tutarları ilgili madde, takip eden maddeler gereği dikkate alınamıyor. Yine çokça karşılaşılan Aralık ayında ödenen primlerin indirim konusu yapılması durumu var. Burada 174 nolu gelir vergi tebliğinde de atıf yapılmış. Aralık ayına ait olup Ocak ayında ödenen sosyal güvenlik primleri indirim konusu yapılabiliyor. Yine mukavelenameye, ilama, mahkeme ilamına, kanun emrine istinaden ödenen zarar ziyan tazminatlar indirim konusu yapılabiliyor. Burada yeni karşılaştığım bir husus arz edeyim. Zaman zaman tartışma konusu olabiliyor. Bir meslek mensubu yanındaki elemanı işten çıkarıyor. Tazminat ödemiyor, dava konusu yapıyor. Buna örnek olarak anlatıyorum. Dava konusu yapıldığında yasal faiz ile birlikte bunun ilgili kişiye ödenmesi söz konusu. Kurum olarak bize başvurduğunda biz yasal faiz ile birlikte ödediğiniz miktarı gider olarak düşebilirsiniz diye özelge verdik arkadaşlar. Yine kiralama yoluyla edinilen ve işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşların giderleri mutlaka. Yine çeşitli vergi resim ve harçlar. Burada belki vurgulamamız gereken fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan, dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerin maliyet bedelinin indirimine dikkat ediyoruz. Yine Türk İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar indirim konusu yapılabiliyor. Kurum kazancından indirilecek giderlere geldiğimizde bu saydığımız ticari kazançtan indirilecek giderlerle beraber menkul kıymet ihraç giderleri, kuruluş ve örgütlenme giderleri, bilindiği üzere genel kurul toplantı giderleri, yine komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı, sigorta ve asuran şirketlerinde bilanço gününde hükmü tekabül eden sigorta sözleşmelerine ait teknik karşılıklar, bunlar neler arkadaşlar sayacak olursak, işte muallak hasar ve tazminat karşılıkları, kazanılmamış prim karşılıkları, hayat sigortalarındaki matematik karşılıklar ve dengeleme karşılığı olarak değinilebilir. Kabul edilen giderleri aşağı yukarı saydık. Kabul edilmeyenler neler? Madde madde burada slaytta vurgulanmış. Sonraki slaytlarda detayına gireceğimiz için gelir vergisi kanununa göre kabul edilmeyen giderler. Yine hepinizin malum olduğu üzere teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar indirilemiyor. Yine sermaye olarak koyduğu sermaye için yürütülecek faizler indirilemiyor. Teşebbüs sahibinin yine eşinin, küçük çocuklarına işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacaklar üzerinden yürütülecek faizler indirilemiyor. Yine teşebbüs sahibinin ve eşinin çocuklarının işletmeden çektiği paralar ya aynen aldığı değerler indirilemiyor arkadaşlar.
Her türlü para cezaları, vergi cezaları, teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar indirilemiyor. Her türlü alkol ve alkolü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri indirilemiyor. Burada arkadaşlar bu kanun metni ancak onun uygulamasından kısaca bahsetmek isterim. Tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri kendi kanunundan kaynaklı indirim konusu yapılamıyor. Ancak alkol ve alkol türü maddeler için verilen ilan ve reklam giderleri indirim konusu yapılabiliyor. Bu 2008 yılından başlayarak dava konusu yapıldı. Tebliğin ilgili bölümü Maliye Bakanlığımız önce ne dedi? Madem tütün indirilemiyor dedi ilan ve reklam gideri olarak, alkol için de indirilemez dedi. Kurumlar Vergisi Tebliğine böyle bir ifadeyi koydu. Dava konusu yapıldı. Nihayetinde 2012'de kesinleşti. Halihazırda uygulamada şuna dikkat edeceğiz. Tütün ve tütün mamulleri kendi kanunundan kaynaklı indirim konusu yapılamıyor. Ancak alkol ve alkol ürünlerine ilişkin reklam ve ilan giderleri indirim konusu yapılabiliyor. Yine işletmede kayıtlı olan yat, kotra, sürat teknesi ve benzeri lüks araç tabir ettiğimiz araçların işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmayanların giderleri indirilemiyor. Yine basın suçları ile ilgili tazminatlar indirilemiyor. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre gider kabul edilmeyen ödemeler, indirimler neler? Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler, yine örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz ve kur farkları, örtülü sermaye kısaca değinmek gerekirse, nedir örtülü sermaye? Dedik ki doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilmeli. İşletmede kullanılmalı. Herhangi bir dönemde kurumun öz sermayesinin 3 katını aşmalı. Kısaca değinecek olursak, yine burada banka veya benzeri kuruluşlardan sağlanan yapılan borçlanmalar malumunuz olduğu üzere %50 oranında dikkate alınıyor. Yine transfer fiyatlandırması yolu örtülü dağıtılan kazançlar indirilemiyor. Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar yine indirilemiyor. Burada yine gelir vergisine paralel olarak hemen hemen aynı şeyler değinilmiş. Yine bizim kurum olarak sıklıkla karşılaştığımız, piyasada da büyük önem arz eden, özellikle büyük yatırımlarda söz konusu olan, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ön koşulları var bunların. Nedir? Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması, inşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi, inşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması ön koşullarımız. Yine burada kar veya zarar işin bittiği yıl katı olarak tespit ediliyor. Tamam o yılın geliri sayılarak ilgili yıl beyannamesinde beyan ediliyor. Önem arz eden bir husus, yıllara sarı inşaat işinde genel giderler ve amortismanlar önem arz ediyor. Burada genel giderlerin ve amortismanların dağıtıma tabi tutulacak giderlerin ortak mahiyette olması gerekiyor. Diğer işlerle harcanmış olan genel gider ya da amortismanların yıllara sarı ile karıştırılmaması, doğrudan ya da dolaylı ilgisi olmayan hiçbir ortak giderin yıllara sarı inşaat işiyle ilişkilendirilmemesi önem arz ediyor. Önem arz eden yine hususlara devam edelim. Malumunuz yıllara sarı inşaat işinde geçici vergi beyannamesi verilmiyor, geçici vergi ödenmiyor. Ancak ödenmiyor da şöyle bir durum olabiliyor. Çeşitli şekillerde gelir bankalarda, benzeri kurumlarda değerlendiriliyor. Buna benzer gelirler varsa onlar elde edildiği yılın geliri olarak dikkate alınıp beyan edilmesi gerekiyor. Bu anlamda yıllara sarı inşaat işinden ayrıştırmak gerekiyor. Yine geçici kabul tutanağı onaylandıktan sonra yapılan hak ediş ödemeleri var. Bu durumda ödemenin yapıldığı yılın kar veya zararında dikkate alınması gerekiyor. Bu ödemeler üzerinden fazlaca yapılan bir kesinti varsa yıllara sarı olmadığı halde
Malumunuz yine 252 nolu gelir vergisi genel tebliği ve vergi usulünün ilgili maddelerine göre bu fazla kesintinin iadesinin talep edilmesi gerekiyor. Burada da önem arz eden bir husus hatırlatmakta fayda var. Şayet kesintiyi yapanla muhatap aynı dairedeyse dilekçe yeterli oluyor. Fakat kesintiyi yapan ayrı dairede, muhatap ayrı dairedeyse dilekçenin yanında mutlaka ödeme belgesinin tevsiki icap ediyor. Yıllara sarı inşaat işi devam ederken bunların feshi söz konusu oluyor, sıklıkla karşılaştığımız. Yüklenici tarafından fesh edildiğinde feshi işleminin onaylandığı tarihte işin bitirildiği kabul ediliyor. Ancak işveren tarafından fesh edilmesi durumunda işveren tarafından fesh edildiği tarihte işin bitirildiğinin kabulü gerekiyor. Yine vurgulamakta yarar var. Yıllara sarı inşaat işinde işin bitimi geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih. Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı ya da bırakıldığı tarih. İşin bitim tarihi olarak ele alınır, dikkat edilmesi gereken husus. Başlarken yıllara sarı olmayıp sonraki dönemde yıllara sarı inşaat işine dönen bazı işler olabilir. Bu işin tabiatı gereği sonraki yıla sarkabilir ya da sözleşme değiştirilir, iş fiilen yıllara yaygın duruma gelebilir. Bu durumda yeni sözleşmenin veya sözleşmede değişikliğin yapıldığı ya da fiilen yıllara yaygın hale geldiği tarihten sonra kesinti yoluyla belgelemenin yapılması gerekmekte. Yine sıklıkla karşılaştığımız gerek gelir gerek kurumlar vergisinde diğer indirimler var. Bunlar beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor. Sonraki yıllara devredilemiyor ve zarar arttırıcı unsur olarak dikkate alınamıyor. Bunlar neler? Bağış ve yardımlar. Genel olarak değinmek gerekirse genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler ya da bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar malumunuz yıllık toplam beyan edilecek gelirin %5'ini aşmamalı. Hem gelir hem kurumlar vergisi açısından. Peki tamamını indirebileceğimiz bağış ve yardımlar neler? Yine yukarıda saydığımız kurum ve kuruluşlara yapılacak olan okul, sağlık tesisi, yurt, rehabilitasyon merkezi gibi, ibadethane gibi sosyal amaç içeren yapılar için harcanan ödemeler %100 kapsamda indirilebiliyor. Burada yine yeni karşılaştığımız önem arz eden bir hususu arz etmek isterim. Şöyle ki, hep şunu indirimleri okurken, araştırırken ne diyor? İşte bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıf ya da dernek deniyor. Şöyle ki, diyelim ki valilikle bir sözleşme yaptınız, dernek olarak ama kamu yararına bir dernek değilsiniz. Üçüncü kişi mükellefimde buraya bağış yapmak istiyor. Siz diyelim ki rehabilitasyon merkezi yapacaksınız. Bu rehabilitasyon merkezini başlatıyorsunuz, valilik aracılığıyla koordineli şekilde protokolünüzü yapıyorsunuz. Bu protokolde banka hesap numaralarını, bu işe özgü olarak belirlenecek banka hesap numaralarını belirtiyorsunuz. Bu durumda dernek, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan dernek olmasa dahi mükelleflerin yapacağı bağışlar %100 olarak indirilebiliyor. Bu önemli bir husus, belirtmekte fayda gördüm. Yine Kızılay'a, Yeşilay Cemiyeti'ne yapılan bağışların tamamı malumunuz indirilebiliyor. Başbakanlığa yine bakanlıklar tarafından başlatılan kampanyalarda yapılan nakdi ve aynı bağışlar indirilebiliyor. Yine burada da daha önce değindiğimiz fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunanlara, bulunan derneklere gıda, temizlik, yiyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin diğerlerinden farkı olarak tamamı indirim konusu yapılabiliyor. Bağış ve yardımlarda özellikle durumlar neler? Kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlara
yapılmış olması gerekir. Bu biraz önce değindiğim özelgeye konu olan istisnalar hariç. Yapılan bağış ve yardım mutlaka makbuz karşılığı yapılmalı. Kesinlikle bir bedel alınmamalı. Yine bunların aynı olarak bağışlıyorsanız KDV'sini indirim konusu yapamıyorsunuz. Yine malumunuz olduğu üzere yurt dışına verilen hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi açısından %50 kazancının indirim konusu yapıldığı hususlar var. Bunlar neler? Burada en önemli vurgu faturanın yurt dışındaki müşteri adına kesilmiş olması koşuluyla işte yurt dışına yararlanılmak şartıyla mimarlık, muhasebe kaydı, çağrı merkezi, sıklıkla karşılaşılan veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nca belirlenen meslek eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olan kurum kuruluşlarda verilecek hizmetler, münhasıran bunlardan elde edilen kazançlar %50 oranında gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Dediğim gibi burada mühim olan husus faturanın mutlaka yurt dışındaki müşteri adına kesilmesi ve hizmetten yurt dışındaki yararlanıcıların yararlanması gerekiyor. Korumalı iş yeri indirimimiz var. Korumalı iş yeri çalışamayacak düzeyde zihinsel engelli olan, ruhsal engelli olan kişilerin istihdamına yönelik bir indirim, bir teşvik. Burada her bir engelli için azami 5 yıl süre sınırı var. Yine her bir engelli için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150'sini aşmaması gerekiyor. Sunumumu burada nokta alıyorum. Sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Murat Sever'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgileri bizlerle paylaştılar. Özelgelerden söz ettiler. İzlediniz sizler de. Sorularınız varsa kendini bir daha bu kadar rahat bulamayabilirsiniz. Hemen bence hazırlayın. Aradan sonra da arkadaşlarıma verin. Biz kendisine ileteceğiz. Burada sorularınızı da cevaplayacaklar. Efendim, şimdiki konuşmacımız Doçent Doktor Volkan Demir. Volkan Hoca bize dönem sonu ve vergi muhasebe işlemlerinde özellik arz eden konular hakkında bilgiler verecekler. Gerçekten özellik arz eden konuları bizlerle paylaşacaklar. O açıdan Volkan Hoca'yı da dinlerken lütfen sorularınızı hazırlayın. Ben yine sözü kendilerine vermeden önce tanıyorsunuz ama kısaca ben de tanıtmak istiyorum. 1975 Ordu doğumlu, 1997 Marmara Üniversitesi İktisat bölümünden mezun, yüksek lisans ve doktorası Marmara Üniversitesi, 2003 yılından itibaren de Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Buyurun hocam, söz sizin. Sayın Başkanım, Sayın Hocam, çok değerli kamunun temsilcileri, saygıdeğer meslektaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Mali Müşavire Odası'na, Sayın Başkan'ın nezdinde tüm yönetim kurullarına sizlerle birlikte olma fırsatı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Aralık ayı gelince bizim muhasebecilerin yoğunlaşması başlar. Psikolojiktir aslında yoğunlaşma. Yani hem geçmişi kapatıyoruz hem geleceğe bakıyoruz. Ama gitgide de zorlaşıyor bu iş. Allah bu işi yapanlara kolaylık versin. Ne kadar elektronikleştiksek de işler, angaryalar her geçen gün artıyor. Devlet baba bizi seviyor. Çünkü siz elektronik beyanname veriyorsunuz, vakit artıyor diyor, başka bir angarya çıkarıyor. Dolayısıyla bizler buna alışacağız. Umarım daha güzel günleri de birlikte göreceğiz. Şimdi bugün size dönem sonu işlemlerinde özellik arz eden hocamla bahsettiği durumlardan bahsetmeye çalışacağım. Konulara bakarken acaba ne aktarayım diye, ne anlatmaya çalışayım diye düşündüm. Klasik dönem sonu işlemleri değil de
Acaba biraz da müşterimize değer yaratabileceğimiz, onlara bu da var diyebileceğimiz, ceplerine para biraz sokabileceğimiz, şirketlerine fon kullandırabileceğimiz neler var diye baktım. Mesela bir uygulama var, büyük şirketler çok sık kullanıyor. KOBİ'lerin çok sıklıkla kullanmadığını fark ettim. Finansçı arkadaşlarla da konuştum. Biraz ondan bahsedeceğim size. Sat, geri kirala, sonra da geri al yöntemi. Biliyorsunuz 6728 bu yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili bir kanun çıktı Ağustos ayında. Onunla da bu yöntem bayağı da bir yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Bir diğeri yine kullananlar da var ama kullanmayanlar da var. Sermaye amortismanı diye tabir edilen nakdi, yani yeni şirket kuruluşları da dahil olmak üzere nakdi sermaye artırımlarında belli oranda gider yazabilme fırsatı veriyor kanun, kurumlar vergisi kanunu. Bir diğeri havalar soğuk ve dolar ve euronun durumunda herkes biliyor, öyle değil mi? Kurlar epeyce ısıtıyor her tarafı. Bugün artık dövizle işlem yapıp da forward ya da opsiyon kullanmayan işletme yok. Ha, sorarsanız kullanmıyorlar, bankadan girdiklerinde onlara bir takım ürünler yapıyorlar ama gerçek hayatta bunların hepsini kullanıyorlar. Biraz türev araçların değerlemesiyle ilgili idarenin yaklaşımı, bununla ilgili tebliğ de var zaten, ne konuşacağız. Bir başka konu, KDV ile ilgili bu belgeli KDV, belgesiz KDV, Üstad biraz önce özelgelerden bahsetti. Ne zaman indirilebilir, ne zaman indirilemez, gerçi gelir kurumlar yönünden bahsetti Üstad, işte önceki dönemde gider yazılabilir diye. Onun KDV durumundan biraz bahsedeceğiz. Onunla ilgili idarenin görüşü net. Bir de kur değerlemesi, dönem sonu geldi, kur değerlemesi ama klasik anlamda kur değerlemesi değil. İşte fatura düzenleyeceğiz mi, düzenlemeyeceğiz mi, ne yapacağız, onlardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Vaktimi tamamlayacağım. Şimdi sat ve geri kirala, sonra da geri al, yöntemin ismi bu. Sale and lease back İngilizce. Sat, geri kirala, sonra da geri al. Bu üç tane ifadenin de hasıl olması gerekiyor. Yani amaç şu, niye bu var? Bu leasing türü eskiden beri var. Bir ara yasaklandı ama var, yapanlar da var. Hatta büyük büyük alışveriş merkezleri yapıp KDV'ler şişince acaba bunu bu yöntemle satıp geri kiralasak, bu KDV'yi de finansman olarak tekrar kullansak mı diye geçmişte denenmiş yöntem. Bu yöntemin şirkete avantaj sağlayan kısmı vergisel teşviktir. Yani özellikle 2012 yılında çıktı yöntem 6361 sayılı kanunla. Bu yöntem 2016 yılının, yani bu yılın Ağustos ayında yatırım ortamının iyileştirilmesi isimli yine torba kanunla biraz daha açıldı. Ne açıldı? Mesela diyor ki işletme, eskiden diyordu ki taşınmazlarını sat, geri kirala, al yapabilirsin diyordu. Açtı yöntemi, dedi ki taşınmazlarını ve taşınırlarını da yapabilirsin. Şimdi bu nakliyecileri, o belgeler özel durum ama nakliyecileri, otobüsçüleri, aktifinde taşınır ve taşınmaz bulunduranları rahatlattı. Çünkü şirketlerin şöyle izlediğinizde hepiniz çok iyi biliyorsunuz, artık borçlanma kabiliyetleri de daraldı. Yani bilançolar aynı bilanço, hatta daraldı, küçüldü. Borçlanma kabiliyetleri küçüldü ve şirketlerin, hepinizin mükellefleri şundan dert yanıyor. BCH ödüyorum, kaç kredi ödediğimi bilmiyorum. Birini kapatıyorum, biri geliyor. Öbürünü kapatıyorum, öbürü geliyor. İşte bu yöntem biraz varlığınız varsa, tabii olmayan bir şey de yapamıyorsunuz. Hadi varlığınız varsa, taşınır taşınmaz varlığınız varsa, bunu sat, geri kirala ve tekrar al yöntemiyle, biraz sonra anlatacağım, şirkete finansman sağlayıp en azından parça parça kredilerinizi kapatıp BCH'larınızdan kurtulup bir borç yapılandırması olarak kullanabilirsiniz. Yine yatırım ortamının iyileştirilmesi kanunuyla beraber finansman kuruluşları da çeşitlendirildi. Eskiden leasing, yani finansal kiralama şirketleriyle yapılırken, katılım bankaları, yeni açılanlar dahil, kalkınma ve yatırım bankaları da, yani mevduat toplama yetkisi olmayan bankalar da bu işin içine alınarak rekabet de biraz artırıldı ve dolayısıyla bu da bu şirketlerin avantajını olsun istendi. Amaç ne? Amaç şu: kendi varlıklarınızı bu yöntemi kullanarak, tekrar kendi uhdenizde kullanarak ve daha sonra da geri alarak finansman yaratabiliyorsunuz. Ve benim için, bir muhasebe hocası için en büyük avantaj şu: hepinizin aktifinde, bütün şirketlerin aktifinde bulunan, raiç değeri getiremediğimiz arsa, arazi, bina, diğer taşınmazları satarak ve raiç bedeliyle geri kiralayarak ve geri alarak
aktifi güncel değerine getirebiliyoruz. Böylece kredibilitemiz veya işte fonlanma kabiliyetimiz daha fazla artıyor. Ve en önemlisi de borçları yeniden yapılandırabiliyoruz. Önceden beri olan bu yöntemin vergisel teşvikleri neler? Bir kere kurumlar vergisi teşviği var. Kurumlar vergisi avantajı şu: siz aktifinizdeki, biraz sonra bir de örnek vereceğim küçük, aktifinizde güncel değerle değerlenmemiş bir varlığı leasing firmasına bu yöntem sözleşmesiyle, yani sat geri kirala ve geri al sözleşmesi kapsamında sattığınızda ortaya çıkan kazanç vergiden istisna. Hatta bu kazancı istisna tutarken klasik anlamda taşınmazın aktifte 2 yıl kalma şartını da aramıyor. Yani 2 yıldan kısa süre önce de edindiğiniz bir varlık varsa satarsanız vergiden istisna. Bu istisnada dikkat çekmek istediğim bir husus var. İstisnayı göstereceğiniz yer sizin zarar olsa dahi indirilecek istisnalar kısmı. İşte burası da çok tartışılıyor. Aslında kanun koyucu bunu yaparken bunu amaçlamamış ama bu istisnayı kullanmak için limitlere bakarak tabii YMM raporu gerekiyor. Bunu denediğimiz için söylüyorum size. Yani istisna bu, çünkü o kısımda kullanılan istisnalar için YMM raporuyla indirim konusu yapılacak istisnalara giriyor. Tutarına bakarak YMM raporu gerektiğini unutmayın lütfen. Bir başka avantajı ve çok önemli bir avantaj, katma değer vergisi avantajı var. 3 tane iş var. Varlığı satıyorsunuz. 1. Geri kiralıyorsunuz. 2. Ve bir daha size geri satıyorlar. 3. 3 kere KDV doğuyor normalde, doğru mu? Teslim ve hizmetten kaynaklanan. Bunu istisna tutmuş, demiş ki KDV finans kuruluşuna ilk satışı, finans kuruluşundan kiralanması ve finans kuruluşunun size düşük bedelli geri satışı KDV'den KDV olmayacaktır. Buralarda KDV'den istisnadır denmiş. Bir başkası, özellikle varlık konusunda, arsa, araziler konusunda tapu ağaçları var. 2-2 biliyorsunuz, alıcıdan satıcıdan. Diyor ki sadece ve sadece bu sözleşme kapsamında taşınmazını, taşınmazlarda özellik arz ediyor çünkü, devrederken finans kuruluşuna %4.55 oranında harç ödüyorsunuz. Çok düşük, %2 nerede, %4.55 nerede. Ama ondan sonra geri alırken en sonda kiralar bittikten sonra herhangi bir harç ödemiyorsunuz. Ve bununla ilgili sözleşmeler damga vergisinden istisnadır. Dolayısıyla devlet bayağı da bonkör davranmış bu konuda. Çok da kullanılıyor, çok da işe yarıyor. Özellikle borç yapılandırma konusunda. Peki sözleşmeden caydık. Daha doğrusu şöyle, kullandım bu yöntemi, sözleşmeyi imzaladım. Bir yıl sonra ekonomi değişti, şirketim değişti, her şey değişti. Bununla ilgili diyor ki, değişirse diyor, yani sözleşmeyi bozarsan, tahakkuk ettirilemeyen o vergiler var ya diyor, satımdaki istisna kullandığın kurumlar vergisi, katma değer vergisi vesaire, vergi ziyağı kesmem diyor, sadece gecikme faiziyle alırım diyor. Burada da bir kolaylık gösteriyor aslında. Örneğimize bakarsanız, hani biz muhasebeciyiz, bir T görmeden rahatlayamıyoruz biliyorsunuz. Çünkü ben buralarda konuşuyorum, bazen böyle T'yi göstermiyoruz. Çıkınca diyorlar ki, hocam bir T göstereydiniz tam anlayacaktık diyor. Size T getirdim onun için. Şimdi basit bir örnek, 100 bin liraya edindiğimiz zamanında bina, 25 bin lira amortismanı var, defter değeri net 75 bin liradan duruyor. Bir finans şirketiyle bu kapsama giren sözleşme imzaladık. Ekspertiz yaptılar, binanız dediler 500 bin lira rayiç bedelli. İşte 3 yıl sözleşme yapalım, kira sözleşmesi, atıyorum bunları bu arada. 120 bin lira da faiz ödeyeceksiniz bir daha bunları geri kiralarken dediler. Şimdi sat ve geri al, geri kirala öncesi bilançonuzda binanız aktifinizde 75 bin net değerli duruyor. Bankada da farazi 450 bin lira krediniz var. Bu yönteme girdiniz, binalar... Tabii kurumlar vergisi genel tebliği var ama bence hiçbir sakıncası yok. Haklarda mı duracak, binalarda mı duracak fark etmez. Binalarda duracak ama bana sorarsanız. Binalar 500 bin lira değerle güncelleniyor vergi istisnaları kullanarak. Finansal kiralama şirketine borçlanıyorsunuz. Şirkette borcu almış, borcunu kapatmış olsun banka kredilerini.
Sadece dikkat edeceğiniz kısım şu, 75 bin net değer ve 500 bin lira raiş değer arasındaki 425 bin liralık kazanç, biliyorsunuz istisnaydı bu, özel fonlarda tutacaksınız diyor ilgili düzenleme. Özel fonlarda tutacaksınız, 5 yıl süreyle de sermaye ilavesi dışında hiçbir yere aktaramazsınız. Çünkü aktarırsanız genelde aktarılanlara hangi muamele yapılıyorsa, işletmeden çekilmiş kırmet sayılıyor biliyorsunuz, aynı muameleyi yapıyor. Yine Ağustos ayındaki kanunla bunun nasıl kullanılacağında sıkıntılar vardı. Kiraladığınız şeyin amortismanını acaba buradan mı düşeceğim falan diye buna açıklık getirdiler. Özel fonlardan amortismanları düşebiliyorsunuz. Ama amortisman düşerken ince bir paragrafı var orada. Diyor ki eskisinin amortisman tutarıyla yenisinin amortisman tutarının arasındaki farkı düşeceksin diye bir ifade var. Dolayısıyla işe yarayacak bir şey. Bir başkası sermaye artırımında indirim. Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinde bir düzenlemeyle yapıyor. Bundaki amaç da tabii kanun koyucunun amacı şu, nakdi sermaye artışını teşvik etmek. Diyor ki, ikiye ayırın, hem yeni kurulan şirketler yararlanabiliyor, hem de nakit sermaye artıran şirketler yararlanabiliyor. Olayın formülasyonu şu aşağıda kırmızıyla yazdım. Bir indirim veriyor size, indirilecek tutarı da şöyle hesaplatıyor. Artırdığınız nakit sermaye çarpı, Merkez Bankası ticari krediler için her sene yayınlıyor faiz oranı, 2015 için 14.65'ti en son yayınlanan, çarpı indirim oranı, genelde %50 diye alınıyor ama Bakanlar Kurulu kararı var, kanuna bırakmış, yayınlandı da. Bakanlar Kurulu kararı genel olarak reel sektörü destekleyici kararlar aldı. Holding şirketlerini, yatırım şirketlerini desteklemiyor o anlamda. Çarpı süre, süredeki maksat da şu, kıst indirim kullanacaksınız. Yani 7. ayda sermaye artışı yaptıysanız, artılış yapılan, daha doğrusu sermayenin ödendiği ay tam kabul edilmek şartıyla 7, 8, 9, 10, 11, 12 geri kalan 6 ayınkini hesaplayacaksınız diyor. Bunu kullanarak. Peki dikkate alınmayacak hususlar var mı? Var. Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları dikkate alınmaz. Nakite odaklanıyor. Birleşme, bölünme, devir işlemlerine talaf olmalarından kaynaklanan sermaye artışındaki indirim hesaplanmaz diyor. Öz sermaye kalemlerinin sermaye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları dikkate alınmaz diyor. Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanunu 12. maddesi, bu da örtülü sermaye, örtülü kazanç, ilişkili taraf maddesi biliyorsunuz. Kişilerce kredi kullanmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları dikkate alınmaz diyor. Hisse senedi, tahvil, bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle yapılan sermaye artışları dikkate alınmaz diyor. Bilanço içi kalemlerin birbirine virmanındaki artışlar, hani borçların sermaye ilavesinden bahsediyor, dikkate alınmaz diyor. Sorularınız olursa bununla ilgili daha detay verilebilir ama cevaplandırmaya çalışırım. Bununla ilgili açıklamalar oldukça, maliyen açıklamaları da oldukça geniş. Bir başka önemli konu türev araçlar. Şimdi türev araçları değerlemek için türev araçları ne olduğunu bilmek lazım. Basitçe şu, şimdi 10 sene önce bunu Türkiye'de kim yapıyor ki diyecektiniz ama şimdi herkes yapıyor. Ege'deki tütüncüden, Karadeniz'deki fındıkçıdan, efendime söyleyeyim İstanbul'daki orta ölçekli, küçük ölçekli firmalara kadar herkes yapıyor. Forward şu, aslında ileri vadeli bir kur değişimi. Riski sevmiyorsunuz, riski sevenler ileri vadeli kur riskini sizde değiş ediyor. İdarenin bununla ilgili görüşü şu, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği var, 5 seri numaralı. Onunla detaylı açıklamış. Mesela diyor ki, vadeli işlem ve opsiyon borsalarında bunu yapıyorsanız, Türkiye'de bir tane var. Şeyleri sayıyorum, saymıyorum, mal borsalarını, emtia borsalarını saymıyorum ama İzmir'deki borsa vardı, o da taşındı İstanbul zaten. Alınan sözleşmelerin değerleme günü itibariyle borsa oluşan uzlaşma fiyatı, yani raiç fiyat, kurum kazancıyla ilişkilendirilecek diyor. Yani siz vadeli işlemler borsasında işlem yaptığınızda alımla satım arasındaki fark ilgili dönemin kurum kazancıyla ilişkilendirilecek. Ancak bu tabii çok düzenli bir piyasa. Düzensiz piyasalar neler? Forward ve opsiyonlar. Bankalarla veya finans kuruluşlarıyla yaptıklarınız. Orada da diyor ki kar zarar dönem sonunda hesaplanacak. Yani aralığın 6'sında, gelecek aralığın 6'sına kadar bir forward sözleşmeye girdiysem
31-12'de oh ilk de girmişim acayip kar ettim diye deseniz bile herhangi bir kurum kazancına intikal ettirilecek bir kar ya da zararınız yok. Diyor ki o kar zararı vade sonunda hesaplayacaksın diyor. Opsiyonda da aslında benzer görüş var. Fakat opsiyonda bir şey var. İki tane farklı şey var. Birincisi şu, opsiyonda bir prim dolaşıyor. Baştan veya arada bir prim alıyorsunuz. O primi de diyor, alındığı dönem kurum kazancına ekliyorsunuz. Opsiyonu kullanmazsan da diyor, nakdi uzlaşma sağladıysan, yani dolarda ya da euroda herhangi bir şeyde zarar ettiysen, nakdi uzlaşma sağladıysan, o nakdi uzlaşmanın yapıldığı yılda kurum kazancına dahil edeceksin diyor. Bir başka konu, KDV'de belge durumu. Şimdi bununla ilgili bir özelge var. Maliyenin özelgesi net. Geçen de bunu bir mali müşavir arkadaşım sordu. Onun için araştırmıştım. Onu da size paylaşmak istiyorum. Bu birkaç konuyu. Bir iki slaytı. Konu şu. İndirim konusu yapacağı yüklüce bir fatura var. Ve küçük küçük fişler var. Bir poşette duruyor. Bunları kaybetmiş. Ve diyor ki ben bunları nasıl indirim konusu yapabilirim? Fotokopisini alırsın almazsın. İdarenin bununla ilgili özelgesi var. Diyor ki kopyasını alıp karşı taraftan noter tasdiki yaptırırsan indirim konusu yapabilirsin diyor. Net. Bir başkası, bu da geçen gün yine bir başka arkadaşımızın sorduğu soru. Ya diyor şirket kuruyorum, ofis yapıyorum. Tescil işlemleri bir taraftan yürürken ben birileriyle anlaştım, boya yaptım, badana yaptım, demirbaş aldım. Bu faturaları öbür muhasebeci arkadaşı diyor ki aman diyor al parasını ödeme, tescil bir çıksın. Bana sordular, ben de tabii kutsal kitaba baktım, özelgeler kitabına. Kutsal kitap orası artık, bizim açımızdan tabii. Özelgelerde diyor ki bununla ilgili, diyor ki şirket kurulma aşamasından önce, yani işe başlama dedikleri tabii, işe başlamadan önce yapılan harcamalar kayıtlara da alınabilir. Başladıktan sonra indirim konusu da yapılabilir. İlgili arkadaşa dedim, rahatça sen de bunu şey yapabilirsin. Fakat özelgede bir değişik hüküm var. Özellikle bu Aralık ayındaki faturalar meselesi biliyorsunuz. Hani muhasebeci arkadaşların çok hassas olduğu konulardır. Aman dönem atlatma. Bak Kasım'ı Aralık'a yazarım ama Aralık'ı Ocağa yazamam deriz. Doğru mu? Maliye de öyle diyor. Diyor ki Aralık'ı Ocağa yazamazsın. KDV Kanunu 58. maddesine göre gider yazarsın ancak diyor. Yazsan gider yazarsın. İndirim konutu yapamazsın. Sadece bununla ilgili bir istisna var. Diyor ki Aralık ayında tahakkuk eden elektrik, su, doğalgaza ilişkin fatura Ocak'ta düzenlenmişse giderini de Aralık ayındaki döneme yazabilirsin. KDV'ni de diyor o dönemde KDV'ni de Ocak ayında indirebilirsin diyor. Aralık'ta gelmediği için Ocak ayında indirebilirsin diyor istisnai bir durum. Bir başka konu lehte aleyhte kur farkları. Bununla ilgili hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. İlgili bir tebliğ var. KDV uygulama genel tebliği. Onun içinde çok açıkça birleştirdiler ya tebliğleri. Çok açıkça yazıyor. Döviz cinsinden mal ve hizmet alım satımı da anlaşıldı ve yapıldıysa, bunda da bir vade söz konusuysa, lehte ve aleyhteki kur farklarında fatura ve KDV olacak diyor. Peki KDV oranı teslim ve hizmetin tarihindeki o mal ve hizmetin KDV oranı neyse o olacak diyor. Ancak bu bazıların tarafından yanlış anlaşılıyor. Dönem sonlarında geçici vergi ve yıl sonundaki değerleme işlemleri biliyorsunuz bir değerleme mantığıyla yapılır. Bunda fatura, KDV falan söz konusu değildir. Tahsilatında olacaktır bu KDV fatura durumu. Bu konuyu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Sizlere mutlu günler diliyorum. İşlerinize, güçlerinize başarılar diliyorum. Evet, Volkan Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bu doyurucu sunum için. Hocam söyledi, para kazanacağınız konuları ben size hazırladım dedi. Eğer kafanıza takılan sorular varsa lütfen hazırlayın. Daha fazla para kazanın kesinlikle. Hocam onları cevaplayacak. Efendim bugün yine bu oturumun son konuşmacısı ama önemli de bir konuşmacı Zeki Gündüz. Birçok şapkası var. Ben önce kısaca özgeçmişini söyleyeyim. 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Yani bir hukukçu. 1984'te Maliye Bakanlığı'nda mali müfettişliği yapmış, 1992'de de ayrılmış. Müşavir avukat olarak çalışmış, halen avukat, ilginç çünkü çok sayıda yok diye biliyorum ben. Ve PwC, PricewaterhouseCoopers'ta vergi bölüm başkanlığı yapıyor ama avukat olarak çalışıyor. Kendisi Türkiye Şeffaflık Derneği'nde çalışıyor. Bir de uluslararası şapkası var, İFA diye. Uluslararası Mali Birlik. Orada da çalışıyorlar. Çok yönlü bir hukukçu, vergici. Bize neler anlatacak hep beraber dinleyelim ama dinlerken de lütfen sorularınızı hazırlayın. Bunu özellikle söylüyorum. Bu şimdi yaptığımız size bir ekmek kadayıfı veriyoruz. Kaymağı ikinci oturumda. O kaymağı almayı unutmayın. Sayın Üstadım buyurun söz sizin lütfen. Çok teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım, mali hizmet emekçileri, geçmişte böyle espriyle karışılıp bizlerle muhasebecilerle dalga geçilirdi. İşte Mart'ta bir kediler, bir maliyeciler uyumaz, muhasebeciler uyumaz diye. Şimdi kediler uyuyor Mart bittikten sonra ama muhasebeciler hakikaten bütün bir yıl boyu sürekli bir şeyler yetiştirme, bir şeyler doldurma, bir şeyler yapma derdindeler. Çok meşakkatli bir meslek. Sayın Başkan az önce konuşurken TÜİK'le ilgili belgelerin getirdiği ki bir tanesi yükten bahsetti. İnşallah çözümlenir, emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bu bir süreç, hep beraber bu mesleği bir yerden bir yere kadar bize düşen bölümünde götürmeye, taşımaya çalışıyoruz. Kolay gelsin. Ben de bu bölümde klasik herhangi bir şekilde maddelerden hareketle dönem sonu işlemleri konusunda ne olmalının üzerinde durmak yerine hemşerim Volkan Demir gibi iki ordulu yan yana geldik. Spesifik Yücel Bey de yan yan bakıyor, beni de unutmayın der gibi. doğrudan bizi işletmeleri ilgilendirebilecek spesifik konulardan, örneklerden hızlıca bir geçeyim istedim ve varlık barışı konusundan başlayayım. Bitti büyük bölümü, daha doğrusu vergi barışı kısmı bitti, varlık barışı kısmı kaldı. Ancak vergi barışı maddelerinin de sonraki dönemleri, bundan sonraki dönemleri etkileyecek kısımları olacak. Örneğin 19 Ağustos'tan önce başlayan incelemelerle ilgili olarak incelemeler herhangi bir dönemde bundan sonra biterse halen bu madde hükümlerinden, 6736 sayılı kanun hükümlerinden yararlanarak mevcut inceleme sonrasında bir ay içerisinde başvurup cezalardan kurtulabilmek, gene faizleri makul bir seviyede ödeyebilmek, ana parada indirim alabilmek mümkün olabilecek. Dolayısıyla bu halen bu kanunla ilgili olarak devam edebilecek bir uygulama olacak. Bir başka hususu da aslında aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Geçmiş dönemlerle ilgili matrah artırımında yararlanan şirketler defter ve belgeleri muhafaza etme yükümlülükleri devam ediyor olduğu için korumaya, muhafaza etmeye devam edecekler. Herhangi bir şekilde mali idareden inceleme ya da karşıt inceleme ya da herhangi bir nedenle ibrazı talep edildiğinde de ibraz yükümlülüğü devam ediyor. Yani 2011-15 dönemleriyle ilgili olarak hem kurumlardan hem katma değer vergisinden hem gelir vergisinden matrah artırımından yararlanılsa bile tüm bu dönemlerle ilgili olarak mükelleflerimizin defter ve belgeleri istenebilecek. Biz de, daha doğrusu mükellefler de
ibraz yükümlülüğü altındalar. İbraz etmezlerse suçlu durumuna düşüyorlar ve vergi usul kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde ağır cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Bunu özellikle altını çizerek paylaşmak isterim. Şimdi 2011 ile ilgili olarak eminim ki bu salonda da çok kişi yararlanma, matrah artırımından yararlanma konusunda gidip gelmiş. Büyük bölümü de yararlanmamıştır diye tahmin ediyorum. Ama şöyle hikayeler de geldi kulağımıza. Yararlanmayanlarla ilgili olarak hemen vergi incelemesi başlamış. Ama altını eşelediğimizde nedir bunlar diye baktığımızda daha önce oluşturulmuş iş emirleri, yani incelemeyle ilgili olarak ya ihbar ya şikayet ya da bir şekilde inceleme kararı alınmış olan mükelleflerle ilgili olarak af döneminde beklendi. İnceleme yapılmadı. Şimdi bu inceleme kararı daha önceden alınmış. Ancak af nedeniyle bekleyen incelemeler hemen Aralık ayıyla birlikte başladı. Dolayısıyla ben sanmıyorum ki matrah artırımında yararlanıp 2011'i eleyip yararlanmamış olanların tamamında inceleme süreci başlatılabilsin. Bununla ilgili olarak da pratik bir bilgi vermek gerekirse, gene Mali İdare'nin özelgelerine baktığımızda, açıklamalarına baktığımızda, vergi usul kanunundan kaynaklanan zaten bir hakkımız var. 15 günlük ibraz süresi, yani vergi incelemesi başlasa bile 15 günlük zaten hakkımızı her hal ve kârda kullanıp 15 gün sonra ibraz edebiliriz. Artı artık müstakar hale geldiğini düşündüğüm yargı kararları var. Danıştay kararları var. O da diyor ki mali idare sadece zaman aşımını uzatmak gayesiyle incelemeye aldığı ya da doğrudan eğer takdir komisyonuna sevk ettiği bir durum varsa mükellefle ilgili olarak ki şu anda incelemeye alsalar yetişmeyeceği için muhtemelen takdir komisyonuna sevk ederek bir yıl zaman aşımını uzatma denenebilir. Bu tür durumlarda yani sırf zaman aşımını uzatmak için incelemenin yetişmemesi nedeniyle yapılan takdire sevklerde yargı bu usule aykırıdır, kanunun verdiği hakkın adeta kötüye kullanılmasıdır gibi bir gerekçeyle takdir komisyonlarının ilave bir yıllık, 5+1 yıllık dönemde yaptıkları takdirleri de reddediyor. Uygulamada geçmişte bu tür durumlarda inceleme elemanları incelemeye devam eder. Bu bir yıllık süre içerisinde işlerini bitirir, takdir komisyonlarına raporları sunar. Takdir komisyonu kararıymış, takdir komisyonunca takdir edilmiş gibi bu dönem içerisinde mükelleflere tebliğ edilirdi. Bunlar davaya gitmiş ve hepsi büyük ölçüde bu şekilde sonuçlandı bizim bilgimiz dahilinde olanlar. Bir başka konu matrah artırımı dışındaki konularla ilgili inceleme hakkı var. Yani katma değer vergisinden örneğin matrah artırımında bulunmamışsanız halen katma değer vergisi incelenebilir. Ya da her iki vergi yani kurumlar KDV, gelir KDV'den yararlanmışsanız diğer vergilerle ilgili, örneğin damga vergisiyle ilgili de inceleme yapılabilir. Bunun altını çizmek isterim. Peki 2016 ve sonrasıyla ilgili olarak bu geçmiş dönemlerden bir ders çıkartmak gerekmiyor mu? Özellikle mükelleflerle, müşterilerimizle bu konunun iyi görüşülmesi gerekiyor. Yani geçmiş dönemlerde riskli olduğunu düşündüğümüz konular nedeniyle matrah artırımında bulunulmuşsa artık bu dönemden başlayarak risk biriktirmemek ve 2016'nın 4. geçici vergi beyanını ve 2016'nın yıllık beyanını bu riskleri elimine edecek şekilde yapıyor olmakta fayda var. Bu önemli çünkü bu bir imkan. Her ne kadar baktığımızda geçmiş dönemlerde belirli bir ortalamayla hani sürekli af çıkıyor gibi görünüyor. Ancak sizi nerede yakalayacağı, mükellefi nerede yakalayacağı,
neyle ne zaman karşılaşılacağı belli değil. Tamam, belki bir 5 sene sonra tekrar bir af çıkabilir. Ama eskilerin tabiriyle Basra harap olduktan sonra af çıksa ne yazar? Eğer siz bir şekilde silkelenmiş, hatta işte hacizli vesaireyle bir takım bedeller ödemiş, adeta işletmeniz yok olmuşsa, ondan sonra af çıksa bile problem sizin için kalıcı ve sizi yıkmış anlamına gelir. Onun dışında hali hazırda yargıda devam eden ya da incelenmiş, henüz yargıya gitmemiş konularla ilgili olarak da gene aftan yararlanarak büyük ölçüde dosyaları kapattık. Bunlarla ilgili ne olacak? İleriki dönemlerde de benzer konular devam ediyorsa soru işareti var. Bu konularda iyi bir risk değerlendirmesi yapıyor olmanızı tavsiye ederim. Kendinize güveniyor iseniz, yaptığınız uygulamanın doğru olduğunu, yapılan incelemenin yanlış olduğunu düşünüyorsanız uygulamaya devam edin. Gene kapınız çalınabilir, aynı konuda gene eleştirilebilirsiniz. Yargıya gidip o zaman kozunuzu paylaşıyor olmanız gerekecek. Yani ona gerçekten güveniyor olmanız gerekecek. Geçmiş dönemleri bu kanundan yararlanarak kapatmış olmanız sizin o konuları kabul ettiğiniz anlamına gelmeyecek. Yani yargıda eliniz zayıflamayacak. Bunu özellikle belirtmek isterim. Aftan yararlanılan, işte örneğin katma değer vergisi incelemesi yapılmış, yargıda ya da inceleme raporu tebliğ edilmiş, uzlaşma henüz günü verilmemiş ya da uzlaşılmış dava açma süresi bitmemişken afa yakalandınız ve aftan yararlandınız. Devreden KDV'niz var beyannamenizde, ne olacak? Mali idarenin yaklaşımı o inceleme raporlarını dikkate alma yönünde. Yani inceleme raporları kesinleşmiş gibi yaklaşıyor. Dolayısıyla sizce sizin beyanınızda devreden KDV var. Ancak bir inceleme yapıldı. Devreden KDV yok edildi ve ilave tahriyat yapıldı. Siz de onunla ilgili gittiniz, aftan yararlanarak dosyayı kapattınız. Şu anda mali idarenin gözünde o devreden KDV'niz yok görünüyor. Bu tür ki zaten zararın yarısının kaybını matrah artırımı ile ilgili olarak genel olarak hepimiz biliyoruz, kanundan kaynaklanıyor. Ama bu tür inceleme raporunun sonraki dönemlere etkisini de matrah artırımı sonrası ya da uyuşmazlık konulu dosyalardaki aftan yararlanma sonrası durumu da gözden geçirmenizde fayda var. Varlık barışı yıl sonuna kadar gene mükelleflerimizin, şu an itibariyle süre uzatılmadığı için belki Haziran sonuna kadar uzatılma ihtimali var Bakanlar Kurulu kararıyla. Ancak şu an itibariyle Aralık sonuna kadar varlık barışından da yararlanabilme imkanı ihtimali var. Geçmişten farkı ne varlık barışının diye baktığımızda, geçmişte varlık barışı düzenlemeleri bir vergi kalkanı getirirken burada bir vergi kalkanı yok. Yani varlık barışından yararlanılan tutar kadar herhangi bir matrah bulunduğunda incelemede bulunan matrah farkını o kadar azaltmıyor. Hani neyi azaltıyor? Bu beyan ettiğiniz, yurt dışından getirdiğiniz işte tutarlarla ilgili varlık ya da menkul kıymetlerle ilgili olarak herhangi bir inceleme yapılmayacağı, tahriyat yapılmayacağı teyit ediliyor, temin ediliyor. Ancak Türkiye'deki faaliyetlerle ilgili, Türkiye'deki şirketlerle ilgili, Türkiye'deki şirket kayıtlarından hareketle inceleme yapılabilir ve tahriyat yapılabilir. Ancak yurt dışından bir bilgi gelerek, araştırma yapılarak, herhangi bir devletten bilgi alınarak ya da bankadan bilgi alınarak ya da sizin beyanlarınızdan hareket edilerek herhangi bir inceleme yapılmayacak ki Cuma günü yayınlanan 4 no'lu tebliğde de 4. maddesinde bu tebliğin 14 yerinde hakikaten bu incelemenin yapılamayacağı, her türlü olasılıkla ilgili geniş açıklamalar ve örneklerle açıklamalar yapılarak teyit edilme çabası içine de girilmiş Maliye Bakanlığı'nca.
Dolayısıyla varlık barışı beyan edilen kısımla ilgili olarak on bilgilerden hareketle herhangi bir inceleme yapılmayacağı konusunda bir güvence sağlıyor. Geçmişle mukayese edildiğinde ilave bir ödeme yapılması istenmiyor. Geçmişte işte %3 civarında bir işte ilave ödeme 2 miydi 3 müydü tam hatırlamıyorum isteniliyordu. Şimdi böyle bir ilave ödeme de istenmiyor. Vergi dairesine bir beyanda bulunması gerekmiyor. Vergi dairesine bir bildirimde bulunulması gerekmiyor. Sadece banka ve aracı kurumlara bildirimde bulunmak ya da nakdi likit varlıkları getiriyor olmak yeterli olacak. Bir problem olduğunda siz o varlıkları getirdiğinizi, menkul kıymetler ise bu menkul kıymetleri temsil eden belgeleri ilgili birimlere getirip tevsik ettiğinizi gösteriyor olmanız yeterli olacak. Yani oldukça aslında mali idare liberal bir düzenleme yaptı. Varlık barışıyla ilgili açıklamaları izlemenizde ve bu çerçevede mükelleflerle tartışmanızda fayda var. Çünkü dış dünya giderek daralıyor olacak. Yurt dışında artık bir banka hesabı açtırmak ya da sürdürebilmek bile problemli hale gelecek. Ve başta Amerika olmak üzere Amerika ile yaptığımız FATCA anlaşması çerçevesinde 2014'ten başlayarak tüm bilgiler karşılıklı değiş tokuşa tabi olacak. Yurt dışındaki, Amerika'daki bankalardaki hesaplar, faizler, menkul kıymetler vesaire karşılıklı olarak bilgi değiş tokuşuna tabi olacak. Diğer devletlerle de buna benzer anlaşmalar yapıldı, yapılıyor ve bu bilgi değişim anlaşmaları çerçevesinde devletler birbirine haber vermekle, bilgi paylaşmakla yükümlü. Bankalarda kara paranın aklanmasına dönük ağır müeydeli düzenlemeler nedeniyle mevcut hesapları tutabilmek için hesap sahiplerinin ilgili ülkelerde vergisel yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirdiklerinden emin olmakla yükümlü. O yüzden artık yurt dışında hesabı olanlar, hesaplarında para bulunanlar, varlık bulunanlar kendi bankalarıyla problem yaşar hale gelecekler. O nedenle de hani bu varlık barışıyla ilgili düzenlemeyi yurt dışındaki varlıkların legalize edilmesi, yasallaşması için de bir imkan olarak dikkatle değerlendirilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu 6736 sayılı kanun sonrasında ki gözlemlerimiz yakında rakamlar açıklandığında daha rahat analiz yapabilme imkanı olacak. Çok önemli ölçüde mükellefin, gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin matrah artırımı yoluyla ya da uyuşmazlıkları çözücü şekilde mevcut uyuşmazlıkları sonlandırıcı yönde matrah artırımından ve 6736 sayılı kanun hükümlerinden yararlandığını gördük. O halde 10.000 tane vergi inceleme elemanı ne yapacak? Artı hali hazırdaki mali idarenin incelemedeki elektronik kapasitesi ne olacak? Bundan sonra doğal olarak bir matrah artırımından faydalanmayan şirketler ya da faydalanılmayan dönemler ya da 2015 sonrasındaki 2016'dan başlayan bütün dönemler ve bütün şirketler eskiden olduğu gibi hızla bu konularda incelenmeye başlanacak. Zaman aşımlı işler dahil 10.000 tane vergi inceleme elemanının elindeki el alan, onları oyalayan işlerin büyük bölümü burada elimine edildiği için daha hızlı bir inceleme dönemiyle karşı karşıya kalıyor olacağız. O yüzden risk analizi yaparken mükelleflerimizde, müşterilerimizde yeni dönemde artık risklerin biraz daha hızla karşımıza çıkabilme olasılığının arttığını göz önünde bulundurmamızda, uyarmamızda fayda var diye düşünüyorum. Kimler incelenecek? Geçmişte olduğu gibi risk değerlendirme sisteminin yani bir bakıma makinaların seçtikleri ağırlıkla inceleniyor olacak. Az önceki mali idarenin değerli katılımcılarının verdiği bilgiler de
alındığında, sizlerin günlük yaşamda karşılaştıkları da dikkate alındığında hızlı bir e-dönüşüm süreci yaşıyoruz hep beraber. Her türlü beyannamenin, muhasebenin, faturalaşmanın, arşivlemenin e'ye dönüştüğü bir dönemde e-inceleme de aynı hızla artıyor. Mali idare her geçen yıl inceleme kapasitesini bu yönüyle, teknolojik kapasitesini bu yönüyle çok hızlı artırıyor. Ve bir önceki yılla mukayese edildiğinde adeta sıçramalarla artırıyor. Çoğu da artık programlar vasıtasıyla yapılıyor. Elektronik ortamda bizlerin verdiği bilgiler rasyonalizlerine tabi tutuluyor, karşılıklı mukayeseleri yapılıyor, sektörel mukayeseleri, bölgesel mukayeseleri, kendi beyanlarımızda mukayeseleri. Dolayısıyla bunlarla mukayese edildiğinde sırıtan noktalar, işaret edilen noktalar birçok nokta analiz yöntemleriyle zaten ayrılıyor. Elle inceleme, gözle inceleme metotlarıyla da ayrıştırıldı, kümelendikten sonra o 10 bin inceleme elemanına vasıflı inceleme konuları verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla buralarda daha hızlı hemen problemlerin bulunduğu ve karşımıza çıktığı bir dönemi ileriye dönük olarak yaşıyor olacağız. Yine af çıkar mı? Az önce de söyledim. Çıkar ama ne zaman çıkar Allah bilir. Biz nerede yakalanırız Allah bilir. Affa güvenerek geleceği dizayn edemeyiz. Hiçbir mükellefin de barbut oynar gibi mükelleflik yapmıyor olması lazım. Zar atarsınız ama her zaman düşeş gelmez. Bir gelir iki gelir ama bir yakalanırsanız havada bütün ömrünüzce biriktirdiğiniz her şeyi kaybettiğiniz bir şekilde dönüşebilir. Mali İdare bazı açıklamalar yaptı Maliye Bakanlığı'nın ağzından. Zaman aşımı 3 yıla inecek dedi. Bu bizi daha da korkutmalı. Yani zaman aşımının 3 yıla indiği bir vergi idaresi çok daha hızlı, çok daha metodik ve 3 yıl içerisinde canımıza okuma kapasitesini çok daha artırmış, kuvvetle artırmış bir maliye olacak anlamına geliyor. Kendi kendini de motive edip bir nevi kışkırtan, provoke eden bir maliye ile karşı karşıyayız. Uzlaşma ile ilgili bir korkum var. Bir vergi usul kanunu taslağı var. Henüz gene taslağı diyeyim ama en azından mali idarenin niyetini göstermesi açısından oldukça önemli. Bulduğumuz her zeminde buna karşı çıkmalıyız. İşte odalar olarak, TÜRMOP olarak mali idare eğer o taslaktaki gibi devam ederse uzlaşma müessesesini ortadan kaldırmayı planlıyor. Uzlaşma müessesesinin ortadan kalkması demek hali hazırdaki uyuşmazlıkların ona katlanması anlamına geliyor. Çünkü şu an geçmiş verilere baktığımızda mali idarenin yaptığı tarihatlarda %85'e kadar ki bölüm uzlaşma aşamasında çözülüyor. Geri kalan %15'lik kısım yargıya intikal ediyor ve yargı o 15'lik kısımla bile uzun vadede hemen tıkanıyor ve altından kalkamaz hale geliyor. Böyle %100'ün adeta yargıya itikleneceği bir dönem çok uzun süren yargılama süreçleri demek ve her birimizin sırtında demokrasinin kılıcı gibi sallanan ve yargılama sürecinin de aslında sağlıksızlaşması anlamına gelen, hepimizi kötü etkileyebilecek bir dönem anlamına gelebilir. O yüzden bulduğumuz her zeminde bu konuda mali idarenin yaklaşımından vazgeçirmeye çalışmamız ve eğer böyle bir tasarı oluşursa da mecliste de bu tasarının yasalaşmaması için hep beraber çaba göstermemiz gerekecek. Bir başka gene gelişme 2016 yılında karşılaştığımız, biliyorsunuz mali idare uzlaşmalarda defteri açarken ya da kapıyı açarken aşağı yukarı fix menü gibi %90'lık bir indirim yapar. Hatta çoğunda
bazen beklerken, özellikle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki uzlaşmalarda sıra beklerken görürdüm. Girenin, çıkanın hani içeride kaldığı süre bir dakika falan oluyor. %90 indirdik, uzlaşıyor musun, uzlaşmıyor musun? Uzlaştık ya da uzlaşmadık, hop geri çıkıyorlar. Şimdi bu taksimetre %80'den açıldı bu sene. Gelecek sene ne olacak bilmiyorum. Belki o da %70'e düşer. Yani onu da göreceğiz. Yani giderek katılaşan ve uzlaşmada hemen cezaları terk etmek istemeyen, dolayısıyla mükellefiyete uyumsuzluğun ya da yapılan vergi incelemeleri neticesindeki tahriyatların maliyetlerini artıran bir yaklaşımla karşı karşıyayız. O yüzden daha dikkatli olma gereği var. Ben de önceki konuşmacıların aklıma getirdiği, çağrıştırdığı bazı konulardaki tecrübelerimi ya da karşılaştıklarımı paylaşmak istiyorum. Şimdi e-defter, Selçuk Bey e-beyan, e-defterlerle ilgili bilgiler verdi. Hemen Bismillah derken bazı sorunlar yaşamaya başladı. Katma değer vergisi iadesiyle ilgili olarak. Öteden beri bir sorun yokken, yavaş yavaş KDV iadesinde dönemsellikle ilgili çok varyasyonlu sorunlarla karşı karşıya kalmaya başladık. Bunlardan bir tanesi en son sürpriz aylık dönemler. Aylık dönemlerin nesi? Şimdi az önce de hatta gene bilgiler verilirken KDV'de indirimde dendi ki işte Aralık ayında bir önceki ayın belki faturasını indirilecek KDV olarak dikkate alabilirsiniz ama Ocak'ta dikkate alamazsınız. İşte tek istisnası da Mali İdare'nin kabul ettiği Aralık ayındaki su, gaz, tuz faturalarıdır falan. Şimdi eğer iade istiyorsanız bir başka problem var. Mali İdare Kasım ayı ile ilgili eğer iade istiyorsanız sadece Kasım faturalarının iadesini yaparım. Önceki aylardan gelen bir faturayı Kasım'a siz kaydettiyseniz ben onların iadesini yapmam. Devreden KDV'nin içerisinde sadece onu taşıyabilirsiniz demeye başladı. Geçmiş dönemle ilgili şöyle bir faturalarınıza katma değer vergisi iadesi alıyorsanız bakın hemen hepsinde problem yaşayacaksınız demektir. Hele de kurumsallaşmanın olduğu, işletmelerin rakamsal olarak büyüdüğü her yerde bir onay süreci diye bir şey vardır. Onay süreci de ister istemez siz faturayı kesseniz hemen gönderseniz de karşı tarafça onun kabulü, kayda alınması bilmem nesi bir zaman alır. Ve çoğu zaman da o ayı atlatır. En iyi ihtimalle bir sonraki ayın kaydına girer. Bunun anlamı çok büyük ölçekli KDV iadeli sorunlarıyla karşılaşabilme riski taşıyoruz. Mali idare eğer bu yaklaşımını değiştirmezse. Bir başka problem vergi dairelerinde bir başka çalışanla karşılaştık artık. O da program. Şimdi bazı işte bildirimlerde, beyanlarda bulunuyorsunuz. Program kabul etmiyor deniliyor. Yapacak bir şey yok, program üstad kabul etmiyor. Şimdi bakıyorsunuz mantıksız yani onun yanlış ama bir şekilde program hatası var. Ama onun çözülebilmesi zaman alıyor. Af döneminde bile yaşadık bunu. Örneğin bazı vergi dairelerinde geçici vergilerin faizlerini işte hesaplarken peşin ödeseniz bile tahriyatları işte %50 indirim yapmıyordu. Tamamını hesaplıyordu. Elle müdahale ederek falan düzeltildi. Bunlarda da hemen yılmayın. Eğer doğru olduğunu düşündüğünüz bir uygulama var ve doğru talep bulunduğunuzdan eminseniz program reddetse de hata sizde değildir. Programda olabilir. Israrla düzeltme çabası içinde olun. Kayıtlarla ilgili problemler yaşanmaya başlandı. Şimdi artık bu e-defter sizin kendi elinizde, kendi aleyhinize kesin kanıt taşıyan bir sürü problem de taşıyor. Örneğin Vergi Usul Kanunu'nun deftere kayıtla ilgili hükümlerine uyup uymadığınızı kendi defteriniz ihbar edecek sizi. Ve eğer mali idare oturup da bunların üzerinde araştırmalar, incelemeler yapmaya başlarsa, eğer kayıt nizamına uymama, kayıt sürelerine uymamayla ilgili ihbarı kendi e-defteriniz elektronik ortamda
mali idareye yapabiliyor olacak. Buralarda yeniden bir düzenleme ya da farklı bir şeyler yapıyor olma gerekecek. Bu konulardaki belki şeyler artarsa, ne denir, cezalar artarsa. Giderlerle ilgili Murat Bey'in sunumu sırasında bazı şeyler çağrıştırdı anlattıkları. Katma değer vergisi 2016'nın faturası 2017'ye de düzenlenmişse ya da kayda alınmışsa ne olacak? Sağ olsun Murat Bey, kurumlar vergisi beyanında, 2016 beyanında dikkate alınabileceğini ve beyannamenin hangi satırda nasıl yazılabileceğine ilişkin açıklamalar yaptı. KDV'si ne olacakla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Volkan, yaptım hatırlamıyorum. Yaptım, yapmış mıydın? O zaman ikinci olacak benimki. Ben kaçırmışım. Katma değer vergisini öteden beri mali idarenin daha önceden de verdiği görüşleri de dikkate alarak indirilemeyen, sonraki önceki dönemlerde artık indirilemeyecek bu katma değer vergisi de dahil tutarı gider olarak beyannamede dikkate alabilme imkanı var. Bu geç gelen, geç kaydedilen önceki dönem faturalarıyla ilgili olarak. Giderler konusunda daha son derece yeni işte bazı uyuşmazlık konuları var. Hatta bir tanesinde aftan da yararlanmadı mükellef, inat etti. Çok bariz ve bir şekilde kabul edilemez gördüğü için incelenen, eleştirilen konuyu. Sponsorluk bedeli. Şimdi sponsorlukla ilgili olarak inceleme elemanı arkadaşımız şeyi karıştırmıştı raporunda ve çok uzun da bir açıklamalar yapmış. Şimdi amatör spor kulüpleri sponsorluğuyla ilgili bir düzenleme var kanunda. Ama şu anda reklamla ilgili olarak da biliyorsunuz sponsorluk adı altında birçok ödeme yapılıyor. Örneğin bir konferans tertipleniyor. Siz o konferansta işte konuşmacı getirecekseniz sizin markanız ya da ürünlerinizin ön plana çıkmasını istiyorsanız sponsorluk bedeli altında düzenleyen kuruma bir ödeme yapıyorsunuz. Bu size faturalanıyor. Bir dernek işletmesi, vakıf işletmesi ise bile gene kurumlar vergisine tabi bir iktisadi işletme mahiyetinde olduğu için bağışla da halledilmiyor. Çoğu faturalanıyor. Ve size sponsorluk bedeli diye bir fatura geliyor. Siz de bunu reklam harcaması diye yazıyorsunuz. İnceleme elemanı arkadaşımız, yok bunu yazamazsınız. İşte bu amatör spor kulübü değil. Sadece spor kulüplerinde buna ilişkin bir düzenleme var. Bu tür sponsorluk bedelleri yazılmaz falan gibi bir yaklaşımla tuttu. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde bunu reddetti. Ve bu da okuma komisyonundan da geçti, her yerden de geçti. Şimdi yargıya doğru yola çıktı. Bir başka konu, biliyorsunuz spor kulüplerinin işte locaları ya da koltukları işte yıllık işte satılır. Şirketler de bunu satın alır ve müşterilerine bir şekilde oralarda ağırlayarak, davet ederek yıl içerisinde o bölümleri kullandırır. Ve bunları da işte gider, işletme gideri, reklam, işte satış, pazarlama gideri diye yazarlar. Mesela bununla ilgili eleştiri gördük. Oysa bu alan da çok yaygın bir alan. Sporun dışında sinemada, tiyatroda, işte her türlü etkinlikte bu tür şirketler toplu alım yapıp bunları da müşterilerine ya da potansiyel müşterilerine ya da ilişkide bulundukları şirketlere hediye diye vererek yararlandırırlar. Ve bu da işletmeyle ilgili giderdir. Bu mahiyette bir giderdir. Bir bakıma oturmuş artık sorun yaratmaz diye düşündüğümüz bir giderken sorun yaratır hale geldi. Bu da yargıya şimdi gidecek. Bir başka konuyla karşı karşıya kalmaya başladık. Eskiden vardı bu alışkanlık. Sonra gitmişti, tekrar geldi gibi hissettik. Şimdi şirketlerin yeme içme, işte temsil ağırlama giderleri oluyor. Şimdi temsil ağırlama giderlerinin içerisinde bazıları içkileri ayıklıyor ve bu gider yazılamaz. Nereden çıktı? Belli değil.
Ya kardeşim, temsil ağırlamanın içinde ne varsa vardır. Yani içki ikram etmişseniz gelene, işte misafirlerinize, eğer o giderse içkisi de giderdir. Neyi varsa, hatta bahşişi de giderdir. Bahşişi de kanunen kabul edilmeyen gider değildir. Bahşiş dahil o temsil ağırlama gideri mahiyetindeki işle ilgili olduğunu düşündüğümüz o konuda bir tartışma yoksa gider giderdir. Bir başka eleştiriyle karşılaştığımız husus, ki hiçbir şekilde kabulü mümkün değil. İşte şirketler çalışanlarına işte moral olsun, motivasyon olsun diye bazen çalışanlarının yanında müşterilerine ya da potansiyel müşterilerine de davet ederek geniş davetler veriyorlar. Bazen işte yıl sonlarını, yıl başlarını, işte yıl dönümlerini, kuruluş yıl dönümlerini vesaireyi bahane ederek bir takım eğlenceler tertipliyorlar. Yok bunlar işle ilgili değil diye bunları reddeden, eleştiren bir takım şeyler gördük. Yani gözünüzü kapatın, hemen her işletmede buna benzer giderlerle karşı karşıya kalınır. Bunun da kabulü mümkün değildir. İşte bazıları biraz daha şey davranıp işte yemek kısmını kabul ederim ama neyi kabul etmem? Siz bir de şarkıcı çağırmışsınız, şarkıcı kısmını kabul etmem. Neye göre nasıl ayrıştırıyorsun belli değil. Ha, siz eşlerinizi de davet etmişsiniz, çalışanları kabul ederim, eşini kabul etmem. Gibi böyle saçma sapan kriterlerle bir takım böyle giderlerle ilgili ayıklamalar yapılmaya başlandı. Bunu anlamak mümkün değil. Ağrıma giden bir başka konu da Ramazan'da mesela işte şeye girmeden, bayrama girmeden, kurban bayramına girmeden yılbaşlarında çalışanlara çoğu zaman işletmeler adeta geleneksel hale gelmiş yiyecek paketleri verirler. Ya bununla ilgili olarak adamlar üşenmiyor, şey yazıyorlar, yok çalışana sağlanan menfaattir, ücrettir, bilmem nedir diye raporlar yazıyorlar. Bunun da hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Vicdan sahibi yargıya giderse hani beklentim odur ki böyle bir tarihat kabul görmez ve reddedilir. Bunların da nedeni nedir diye düşündüğümde, analiz etmeye çalıştığımda şunu hani bulabildim. Çok sayıda genç inceleme elemanı arkadaşımız var. Hani ortalamaya baktığımızda yani 3-3,5 yıllık bir genç inceleme elemanı ordusuyla karşı karşıyayız. Bu arkadaşlarımız hani kitaptaki, kanundaki ifadeleri motomot çoğu zaman geçmişteki mecranı, yaşadığı problemleri ve o problemlerin nasıl sonuçlandığına ilişkin hikayesini göz ardı ederek bazı yorum ve uygulamalar yapıyorlar. Herhalde ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama mali idarenin iç denetiminin daha bir dikkatli ve özenli olmasıyla en azından mükellefiyet ruhunu zedeleyecek bu tür zorlama şeyler olmaz diye düşünüyorum. Dikkat çekmek istediğim bir başka husus kur farklarıyla ilgili. Yoğun bir şekilde şu dönemde hemen herkes kur farkı, daha doğrusu kur pazarlığı yapıyor. Yani yabancı para cinsinden özellikle yapılmış kontratlar, hatta hükümetin ya da cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir kampanya ya da teşvik edici bir yaklaşım da var Türk lirasına çevrilmesi yönünde. İktisadi olarak da işletmeler de eğer ödüyorsanız sizin için yükünüz belirsizleşiyor ve her geçen gün artabiliyor. O da huzursuz ediyor. O nedenle sözleşme sahibiyle muhatabı arasında kur pazarlıkları oluyor. Kuru dondurma ya da Türk lirasına belli bir kurdan çevirme pazarlıkları oluyor. Şimdi bununla ilgili olarak problemler geçmişte yaşandı. Dendi ki ben anlamam kardeşim, işte sözleşme var. Sözleşmeye göre sen bu faturayı kesmen lazımdı. Katma değer vergisini alman lazımdı. Bununla ilgili suni almadığım, kesmediğim, faturalamadığım, faturalayamayacağım tutarlarla ilgili olarak bu vazgeçilen alacak sayılmaz, değersiz alacak sayılmaz, böyle kendi kendine vazgeçemezsin gibilerinden suni tartışmalarla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi bana göre zaten sözleşme
de bir bakıma mutabakatla değişiklik yaparak kuru sabitlemek, Türk lirasına çevirmek ve bundan sonra kesilecek faturaları bu şekilde yapmakta hiçbir beis yok, hiçbir problem yok. Ne problem olursa olsun da mutlaka yargıda döner, çözülür. Kestiğiniz faturalarla ilgili bile olabilir. Yani siz şu kadar dolar karşılığı diye bir fatura kesmiş olabilirsiniz. Ama daha sonradan karşılıklı anlaşmayla sizin o dolar dediğiniz sabitlenip Türk lirasına çevrilmiş olabilir. Dolayısıyla kur farkını yansıtamıyor olabilirsiniz. Çoğu zaman da yansıtılmaz, yansıtamazsınız. Fatura tarihi itibariyle kur donar. Bununla ilgili de işte bu şekilde vazgeçilemez. Kanaat verici bir vesika olmadan ya da mahkeme kararı olmadan bu değersiz hale gelmez falan filan gibi bir sürü suni tartışmalarla karşı karşıya geçmişte kalmıştık. Burada da gene kalınabilir. Olabildiğince bu kurları fixleme, TL'ye dönme, düşürmeyle ilgili yapılan işlemleri karşılıklı bir mutabakata bağlıyor olmanızda, yazılı hale getirip de muhafaza ediyor olmanızda, muhasebe fişlerinde, sözleşmede, fatura üzerindeki açıklamalarda ayrıntılı açıklamalar yapıyor olmanızda fayda var. Zaten güç ekonomik bir dönemden geçiyoruz. Bir de hani gereksiz vergisel tartışma ve problemler yaşamayalım diye düşünüyorum. Bu arada genel birkaç tane hatırlatma daha yapayım. İrtibat büroları, eğer irtibat bürolarının muhasebesini tutuyorsanız, yeni döneme, bu af sonrası döneme özellikle iyi bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Hakikaten ticari bir faaliyet var mı, yok mu, ticari faaliyet addedilebilir mi? Bakmanızda fayda var. Bir temsilcilik ise müşterinizin işi, yani yurt dışındaki bir şirketin Türkiye temsilciliğini sürdürüyor ise, temsilciliğin boyutlarına dikkat etmekte, yurt dışındaki şirket için bir iş yeri oluşturup oluşturmadığı konusuna bakmakta fayda var. Birdenbire çok büyük boyutlu bir mükellefiyet iddiası ve sorumlulukla karşı karşıya kalınabilir. Antrepodan mal teslim etme gibi bir durum varsa, antrepoda teslim edilen bu malla ilgili olarak Türkiye'deki şirketin bu işe dahil olma derecesine göre iş yeri iddialarıyla karşı karşıya kalıp büyük ölçekli tahriyatlarla karşı karşıya kalabilme riski var. 2016'da bu çerçevede çok sayıda inceleme yapıldı, araştırma yapıldı. İnternet üzerinden ticaret yapanlar, internet üzerinden her türlü işte hizmet verenler, mali idareci yakından incelenmeye çalışılıyor. Buralarda işte sahibinden .com bilmem ne .com işte gitti gidiyor .com falan filan diye buralarda çok rahatça kişisel sayfeler açıp kişisel mal varlığını, eşyaları buralarda satışa konu edebilme imkanı var. Mali idarenin öteden beri yaklaşımı birden fazla aynı dönemde satışı ticari faaliyet gibi addediyor. Gayrimenkulde bu yapıldı, araba alım satımlarında bu yapıldı. Hatta birbirini izleyen yıllarda gene satışı ticari faaliyet gibi addedip ticari mükellefiyet tesisi işte takdire sevk ya da incelemelerin neticesinde tahriyatlarla karşı karşıya bırakabiliyor. Velhasıl bu alanda da eğer bir takım faaliyetler var ise mükellefinizde dikkat ediyor olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Götürü gider uygulamasıyla ilgili olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Götürü gider uygulaması az önce Murat Bey anlattı. Orada konu yargıya intikal etmişti. Özellikle önemli sayıda mükellef yıl sonunda fiilen harcama yapmamış, belgesiz harcaması yok ama hesapladığında, binde beşi hesapladığında
tutar yüksek ve o tutarı beyannamede indirim yapmak suretiyle bir nevi istisna olarak matrahını azaltma çabasına giriyor idi. Yargı da bugüne kadar verdiği müstakar hale gelmiş kararlarında beyanname üzerinde doğrudan yapılan bu indirimleri hep onaya gelmişti. Sadece 3. daire son bir kararında olumsuz bir karar verdi. Yani bu konuda yapılan tarhiyatı onadı. Şu an itibariyle hani tavsiyemle henüz yıl bitmedi, Aralık ayında binde 5 ile ilgili bir hesaplama yapın mükellefinizde ve o kadarlık en azından parayı şirket dışına çıkarın. Mali idare öyle yapın diyor. O zaman mali idare size bir şey sormayacak. Şirketin harcasanız da harcamasanız da şirket dışına yaptığım ihracatla ilgili belgesiz gider deyip bu tutarda şirket dışına bankasından çıkmış ise o kadar tutarı gider yapabilme imkanınız olacak. Aslında hani çok sayıda başka belki müktezalar da var paylaşılabilecek ama zamanı idarelik kullanabilme adına şimdilik ben son veriyorum. Teşekkür ederim. Efendim biz de üstada çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kapsamlı, çok doyurucu bir konuşma oldu. Şimdi söz sizin. Bir 15 dakika ara vereceğiz. Sorularınızı hazırlayın, arkadaşlarımıza iletin. Ama lütfen sorularınızda soruyu hangi konuşmacıya sorduğunuzu ve lütfen sorunuzu kısa ve öz sorarsanız burada doğru cevabı alırsınız. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Oturumu kapatıyorum.